Umarım herkes Russo'nun tavsiyesine uymuş ve dün bağımsız bir devletin vatandaşları olarak haklarını kullanmıştır. Umarız öyledir. Öncelikle bugün dersimizin Russo üzerine olan bu bölümü için vermiş olduğum okumayla alakalı size bir özür borçlu olduğumu belirterek başlamak istiyorum. Bu okuma ders için zorunlu kıldığım ancak sevmediğim tek kaynaktır. Peki, o zaman neden bu kaynağı önerdim? Şöyle açıklayabilirim ki ikinci söylev yani eşitsizlik üzerine söylev ile toplum sözleşmesini okumuş olmanızı istiyordum. Ve bu kaynak her ikisini de aynı ciltte barındıran tek kaynaktı. Dolayısıyla okumaları iki ayrı kitaptan vermemiş oldum. Bu nedenle size olan maliyetini de düşük tutmuş olmak adına dişimi sıktım ve çok da sevmediğim bu baskıdaki çeviriyi belirledim. Bundan çok daha iyi bir baskı bulunmaktadır. Bu kitap Cambridge Blue Book serisi olarak bilinen Gorevich'in çevirdiği ve derlediği iki ciltten biridir. Eğer aranızda Russo üzerine daha ileri düzeyde çalışmak isteyenler varsa kuşkusuz ki bu baskıyı alacaktır. İkinci söylev ve toplumsal sözleşmenin daha iyi çevirileri, daha iyi notlar vesaire. Ayrıca ilgilenenler için şunu da eklemeliyim. Russo'yu çok önemli hale geldiğine karar verdiğim için gelecek yıl tamamen Russo üzerine lisans düzeyinde bir seminer dersi açmaya karar verdim. Doğrusu Russo bir ders döneminin tamamında eserlerini çalışmaya değecek olan bir avuç yazardan, siyaset felsefecisinden biridir. Gelecek yıl yapmak istediğim de budur. Dolayısıyla aranızdan herhangi birisi virüsü, Russo virüsünü kaptıysa gelecek yıl Russo'yu daha fazla kaynak ile daha ayrıntılı işleyeceğiz. Bunu da söyledikten sonra bugün çok önemli bir düşünür ve yazar olan Russo'dan bahsedeceğim. Russo'nun düşüncesini anlatmaya başlamanın çok sık rastlanan bir yolu onun liberalizmin, bundan daha sonra detaylıca bahsedeceğim, John Locke'un ifade ettiği mülkiyet ve haklar temelli toplumun eleştirisini yaptığını iddia etmektir. Fakat bence Russo'yu Locke'cu liberalizmin eleştirmeni olarak görmek son derece dar görüşlü ve haksızcadır. Russo, liberal toplumun değil, eski rejimin bir ürünüdür. Mutlakiyet çağının sembolü olan Güneş Kral, 14. Louis'nin ölümünden 2 yıl önce 1712'de doğmuştur ve Fransız ihtilalinden yaklaşık 10 yıl önce 1778'de ölmüştür. Yani Fransa'da ve kıta Avrupa'sında mutlakiyetin çöküş döneminde yaşamıştır. Russo, kesinlikle bir geçiş döneminde yaşadığının farkındaydı. Ancak sonrasında tam olarak ne olacağı konusu ona göre de hiçbir şekilde açık değildi. Bunu siz de fark edeceksiniz ki yazdıklarını tamamen gelecek olan yeni bir tarihsel ve siyasal evrede etkili olmayı bekleyen birinin tutkusu ve gücüyle yazmıştır. Ve etkili olmuştur da. Russo İsviçreliydi. Fransız değildi. İsviçreliydi ve en önemli yapıtlarının çoğuna imzasını doğduğu şehirden dolayı Citoyen de Geneva yani Cenevre vatandaşı olarak atmıştır. Russo, yerel otoritelerle arası açıldığı için ailesini terk etmek zorunda kalan bir zanaatkarın oğludur. Genç Russo, bir gravürcünün yanında çıraklık yapmış ancak 16 yaşına geldiğinde Cenevre'den tamamen ayrılmış, kaçmıştır. Sonraki 16 yıl boyunca ise deyim yerinde ise başıboş ve hovarda bir yaşam sürmüştür. Birbirinden farklı, müzik öğretmenliği ve katiplik gibi birçok çeşitli iş ve ayrıca Venedik'teki Fransız konsolosunun sekreterliğini yapmıştır. Ayrıca kendisinden çok daha yaşlı ve zengin bir kadının sevgilisiydi de. Russo 1744'te Paris'e yerleştikten sonra onu hızla bir edebi şöhrete kavuşturan Sanatlar ve Bilimler Üzerine Söylev adlı ilk ve oldukça kısa olmasına rağmen önemli makalesini 1750'de yayınlayıncaya kadar birkaç yıl Paris edebiyat sahnesinin kıyısında
kıt kanaat bir yaşam sürmüştür. Onun ismini duyuran bu eser ilk söylevi olarak geçmektedir. Bu çalışmayı 5 yıl sonra 1755'te bugün okumaya başlayacağımız çoğu zaman basitçe ikinci söylev olarak adlandırılan eşitsizliğin kökenleri üzerine söylev izlemiştir. Daha sonra aynı yılda 1762'de hem toplum sözleşmesi hem de siyasal eğitim üzerine olan başyapıtı Emil ya da eğitim üzerine yayınlanmıştır. Bu arada bu süre zarfında Rousseau'nun resmi bir nikah olmadan beraber yaşadığı bir kadından 5 çocuğu olmuştur ve hepsini de yetimhaneye bırakmıştır. Bahsettiğim bu eserler yazdıklarının sadece küçük ama çok önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Rousseau aynı zamanda zamanının en iyi satanları arasında bulunan Nouvelle Héloïse adlı bir romanın da yazarıdır. Söz konusu roman kendi fikirlerinin birçoğunun da incelenmesine yardımcı olan felsefi bir romandır. Ayrıca 14. Louis'nin huzurunda sahnelenen Le Devin du Village isimli operanın bestecisidir. Rousseau ayrıca birçok önemli ve ilginç otobiyografi de yazmıştır. Bunlardan en bilineni Saint Augustine'in eseriyle aynı adı taşıyan İtiraflar'dır. Bir diğer otobiyografisi diyalog şeklinde yazdığı Rousseau Juge de Jean-Jacques'tır. Bu kitabında Rousseau kendisini iki farklı kişiye, Rousseau ve Jean-Jacques'a bölerek bir iç hesaplaşmaya tabi tutmuştur. Rousseau çok sayıda ve felsefi, edebi ve siyasi temalı olmak üzere çeşitli türlerde eserler vermiştir. Değişik anayasal projelerin de yazarıdır. Döneminin birçok devlet başkanı kendisine danışmış ve Polonya ve küçük ada ülkesi Korsika için anayasa yazmıştır. Korsika için Rousseau toplum sözleşmesinde Avrupa'da büyük şeylerin beklenebileceği tek yer ifadesini kullanmıştır. Haksız da değildir. Bir iki kuşak sonra ünlü bir Korsikalı, evet, kim tamamlayacak? Kimden bahsediyorum sizce? Napolyon, elbette. Haklı olduğunu söyleyebilirsiniz değil mi? Generalin iradesini genel irade ile değiştirmiştir. Fakat o Rousseau'ydu değil mi? Rousseau'nun katkılarının doğası insanları şaşkına çevirmektedir. Neye inanmıştı? Neyi savunmuştu? Yazdıkları neyi temsil ediyordu? Kendisi eserleri Fransız ihtilalinin radikal safhalarına ilham veren bir devrimci miydi? Ufak bir örnek hatırlayın. Muhtemelen hepiniz duymuşsunuzdur. Toplum Sözleşmesi'nin başlangıç cümlesi. İnsan özgür doğar. Oysa her yerde zincire vurulmuştur. Onun Sparta ve Roma'nın sert siyasal ahlakına bu referansı ve iktidarın tek meşru kaynağı olarak insanların toplu kapasitelerini göstermesi, bunların hepsi etkisi bugüne kadar gelen 18. yüzyılın devrimci politikasına zemin hazırlamıştır. Yani Rousseau bir tür tahrikçi ya da devrimci miydi? Ya da eserleri ikinci söylevde, eşitsizlikler üzerine söylevde göründüğü gibi bizi toplumsal bağlarımızdan kurtarmayı mı hedefliyordu? Bu eserde Rousseau İngiltere'de Wordsworth ya da Amerika'da Henry David Thoreau ile ilişkilendirilebilecek olan romantik bireyselciliğin temellerini atıyormuş gibi görünmektedir. Rousseau'nun doğaya doğrudan atıfta bulunması ve aynı zamanda kırsal ve köy hayatının sadeliğine değer vermesiyle Tolstoy gibi yazarların da önünü açmış olduğunu iddia etmek yanlış olmayacaktır. Ayrıca İsrail Kibbutz'u gibi kırsal komünel ütopyacı hareketler de kendilerine özgü şekilde doğrudan Rousseau'nun soyundan gelirler. Böylelikle benim Rousseau'nun eserleri konusundaki fikrim çok ve çeşitli etkilerinin olduğu yönündedir. Aydınlanma olarak bildiğimiz siyasal ve entelektüel hareketin hem başlamasına hem de tamamlanmasına yardımda bulunmuştur. Rousseau bunu birçok şekilde mükemmeliyetin zirvesine çıkarmıştır. Aynı zamanda aydınlanmanın da ağır bir eleştirmeni olmuştur. Aydınlanma çağına en büyük Fransız katkısı olan ansiklopedinin editörü olan Diderot'un yakın çalışma arkadaşıdır. Fakat sanat ve bilimsel ilerleme fikrine toplulukların ahlaki yaşamını olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle
şiddetle karşı çıkmıştır. Rousseau çok yönlü bir düşünürdür. Medeniye karşı vahşiyi savunmuş. Elitin karşısında yoksulun ve mülksüzün tarafını tutmuş. Ve asil oğul ve Cenevre vatandaşı olmayı ise zamanının Parisli entelektüeli olmaya tercih etmiştir. Peki şimdi Rousseau kimdir? Neyi savunmuştur? Bu bugün biraz da olsa değinmek istediğim ve açıklamaya çalışacağım konudur. Tamam mı? Bizimle birlikte misiniz? İkinci söylev, eşitsizlikler üzerine söylev. Birçok okurun gözünde Rousseau'nun en büyük eseridir. Açıkçası ben o kadar emin değilim ama birçok insan öyle olduğunu düşünmektedir. Bu eser 18. yüzyıl yazarlarının farazi tarih dedikleri türdendir. Yani bir tür felsefi tarih ya da tarihin felsefeyle yeniden inşasıdır. Fakat geçmişte gerçekte ne olduğuyla ilgili değildir. Söz konusu tarih, olay ve tarihlerin değil, insanların bugünkü durumlarına evrilmiş olmaları için ne olmuş olmalıdırın tarihidir. Rousseau eserine tarihin bizim üzerimizdeki etkisini, rüzgarın ve fırtınaların Glaucus heykeli üzerindeki şekillendirici etkisine benzeterek başlamaktadır. Rousseau'ya göre tarih insan doğasını o kadar etkilemiştir ve değiştirmiştir ki, insan doğasının gerçekte nasıl olduğunu anlamak istediğimizde bunu ancak düşünsel bir deney yardımıyla insan doğasını yeniden inşa ederek yapabiliriz. Rousseau ikinci söyleviyle, bu telefon bana mı geldi? Benim için değil mi? Peki tamam. Eğer karımsa ona kanolileri bu akşam getireceğimi söyleyin. Üzülmesin, merak etmesin. Aman tanrım, aman. Tamam. Rousseau ikinci söyleviyle fizikçilerin ve kozmologların zamanında evrenin kaynağını ve kökenini bulmak için yaptıkları deneyleri karşılaştırmaktadır. Sonuç olarak benzer bir şekilde düşünsel deneylerle insan doğasının ilk haline ulaşmaya çalışmaktadır. Bu durum şöyle açıklanabilir. Dünyanın nasıl oluştuğuna dair fiziksel ya da ampirik hiçbir kanıt yoktur. Rousseau'ya göre bu konuda sadece çevremizdeki bir takım somut verilere dayalı olarak mantıksal temeli olan tahminlerde bulunabilir, bir takım çıkarımlar ve varsayımlarda bulunabiliriz. Rousseau kitabının en etkileyici bölümlerinin birinde ki bilirsiniz mantığa aykırı görünen ve zekice işlenmiş cümleler yazmakta üstüne yoktur. Hadi tüm gerçekleri bir tarafa bırakarak başlayalım. Hadi gerçekleri bir tarafa bırakalım. Çünkü incelenen durum için hiçbir anlam ifade etmemekteler. Bu konuda yapılan araştırma tarihsel gerçeklik sayılmamalıdır. Ancak sadece varsayımsal ve farazi düşünmeler olarak sayılmalıdır. Bir diğer ifadeyle aslında Rousseau'nun anlatmaya çalıştığı şey tarihi açıklamaya çalışmak. Tekrar edecek olursak, mesela belli fosil ya da iskelet kalıntılarından yola çıkarak jeologların bitki ve hayvan yaşamlarının gelişimini çıkarsaması gibi bir deneydir. Fakat aynı zamanda Rousseau kendi eserinden geçici, deneysel ve varsayımsal olarak bahsederken sadece bazı tahminlerini şansa bırakırken, yani öyle yazmış, bulgularının sunuşundaki güvenin kesin tonu karşısında da şaşırıp kalmaktan kendinizi alıkoyamazsınız. Özellikle kendisinden önceki hem antik hem de modern düşünürlerin araştırmalarını tartışır ve kesin olarak reddeder. Tüm filozoflar der. Toplumun temellerini araştıran tüm filozoflar doğa durumuna dönme zorunluluğunu hissetmişlerdir. Ancak bunu hiçbiri başaramamıştır. Fakat sonunda bu hazineyi tek başına kendisinin bulduğunu düşünmüştür. İnsanoğlu der. Hangi ülkeden olursan ol, düşüncelerin ne olursa olsun, kulak ver. Benim de okumayı düşünmüş olduğum tarih burada. Masallar anlatan tarih kitaplarında değil, daima gerçekleri anlatan doğada. Bu gerçekten çok önemli bir cümledir. Rousseau der ki, ilk defa insan doğasının ve sivil toplumun tarihi ortaya çıkarılabilecektir. Kulak ver.
Senin tarihin burada. Tarih kitaplarında değil. Asla yalan söylemeyen doğada, diyor ve böylece benimle doğrudan konuşan veya onun hakkında bir fikrim olan bir şey gibi görünüyor. Peki, Hobbes ve Locke'da da gördüğümüz bir kavram olan bu doğa durumu nedir? Rousseau'nun bu konuda bulduğu ve kendinden öncekilerin gözden kaçırdığını iddia ettiği şey nedir? Aslında birçok açıdan bunu zaten gördük. Zaten söyledim. Rousseau varsayımsal doğa durumuna atfen bu varsayımlı veya farazi doğal durumu tespit edebilmek için kendinden önce gelenleri, özellikle de Hobbes ve Locke'u takip etmiştir. Ve birçok açıdan da Hobbes ve Locke'u da takdir etmiş ve onlara katılmıştır. Fakat bununla beraber onların doğa durumunu yeteri kadar ciddiye almadıklarını da düşünmüştür. Rousseau bunun ne anlama geldiğini sorar gibidir. Doğayı, insan doğasını, doğal durumunu ciddiye almamızı mı istiyor? O halde doğayı ciddiye almak ne demektir? Tekrardan, doğayı anlamak için bir düşünce deneyi yapmak gereklidir. Tıpkı soğanın her bir tabakasını soyar gibi, neyin doğal olarak orada olduğunu bulabilmek için zamanın, tarihin, gelenek ve göreneğin etkisiyle elde ettiklerimizi soymalıyız. Bu nedenle de Hobbes, doğal insana belli savaşçı özellikler atfettiğinde Rousseau bunun doğru olamayacağını düşünür. Savaşlar ve savaşlara yol açan tutkular ancak biz bir toplum içerisinde bulunduğumuzda savaşa neden olabilir. Bu doğal insan için söylenemez. Çünkü doğal koşullarda bu tür toplumsal ilişkiler yoktur ve diyebilirsiniz ki onun ifadesi John Locke için de aynıdır. Locke'un doğa durumunda bize yüklediği ussallık, azimlilik ya da açgözlülük gibi özelliklerin toplumsal edinimler olduğundan yakınır Rousseau. Mülkiyet, kişiler arasındaki sosyal ilişkileri, adalet ve adaletsizlik ilişkilerini icap ettirir ve doğal durumdaki insan sosyal bir hayvan değildir. Yani Rousseau'ya göre açıktır ki insan doğası kendinden önceki düşünürlerin hayal ettiğinden çok daha yabancı ve gariptir. Doğal insanın durumu nedir? Rousseau, okuyucularını insanın doğa durumundaki halinin insandan çok hayvana yakın olduğunu göstererek ele geçirmiştir. Hatta Rousseau, insan doğasını hayvan doğasına benzetmekten, insan doğasını ve bizi hayvansılaştırmaktan zevk almıştır. Aristoteles'in insan rasyonel bir varlıktır, konuşma ve düşünme yetisine, logosa sahiptir yaklaşımına Rousseau yine yanlış demiştir. Dil topluma dayanır. Binlerce nesil boyunca gelişebilen bir şeydir. Doğa durumundaki insana ait olamaz. İnsan doğası hayvan doğasından çok az farklıdır. Bunu özellikle dipnotlarında da göreceksiniz ki Rousseau orangutanların ya da diğer türlerin bizim uzak atalarımız olduğu hikayesinden pek hoşlanmıştır. Denilebilir ki Darwin'den bir yüzyıl önce Rousseau'nun ikinci söyleminin başlığı kolayca türlerin kökenleri üzerine olabilirdi. Birçok yönüyle evrimci biyolojinin kökenlerini Rousseau'da görebilmekteyiz. Diğer türlerle ortak olan özelliklerimize rağmen ona göre bizi hayvanlardan ayıran iki temel özelliği belirtmiştir. Bunlardan birincisi özgür faaliyet dediği özgürlük özelliğidir. Özgürlüğü çok özel bir anlamda algılamaktadır. Bununla ilgili veya önemli bir bölüm okumama izin verin. Tüm hayvanlarda der Rousseau. Tüm hayvanlarda doğanın anlamlandırdığı ve doğanın ona gücünü yenilemesi ve ona zarar vermek isteyenlerden belli bir noktaya kadar kendisini koruyabilmesi için duyular verdiği ustalıkla yapılmış bir tür mekanizma vardır. Bu mekanizmanın insanlarda da bulunduğunun kesinlikle farkındayım. Bir diğer ifadeyle ona göre hayvanlar, fiziksel dürtüler, ihtiyaçlar ve isteklerin çalıştırdığı küçük makinelerdir. Bu insan denilen mekanizma için de geçerlidir ancak tek farkla. Hayvan mekanizmasının işleyişinde tamamen doğa egemenken insan kendi mekanizmasının işlemesine katkıda bulunma özgürlüğüne sahiptir. Peki Rousseau insan özgürdür derken neyi kastetmiştir? Bu özgürlük fikri birçok yönden tanıdık gelmektedir.
Gerçekten de daha önce Hobbes ve Locke'un ifade ettiği gibi irade özgürlüğü. Belli bir çeşit özgürlük doğal insana veya doğal toplum öncesi insana özgü müdür? Fakat Rousseau buna farklı bir şey de eklemiş gibi görünüyor. Hobbes ve Locke için özgürlük kısaca bir şeyi yapmayı tercih etme ya da etmeme ve bu süreçte çevremizdekilerin elinden herhangi bir müdahaleye maruz kalmama özgürlüğüdür. Rousseau'nun kendisi de buna inanmaktadır ama birçok açıdan bu tanıma bir şeyler eklemiştir. Aynı bölümde özgürlüğü mükemmelleştirilebilirlik olgusu ya da özelliği dediği şey ile bağdaştırmıştır. Özgürlükle mükemmelleştirilebilirliğin bağdaştırılması ne anlama gelmektedir? Mükemmelleştirilebilirlik Rousseau'ya göre neredeyse sınırsız türden bir değişime açıklık anlamına gelmektedir. Biz sadece şunu veya bunu yapma değil, şunu veya bunu olma özgürlüğüne de sahip olan bir türüzdür. Tam da bu değişme açıklığımız bizim zaman içindeki dönüşümümüzü açıklar. Bir diğer deyişle bir tür olarak biz insanlar şöyle kelimelere dökebilirsiniz ki benzersiz şekilde belirlenmemiş olan bir türüz. Yani doğamız önceden ne olacağı ile sınırlanmış değildir. Rousseau'ya göre doğamız şartlar değiştikçe değişime ve adaptasyona açıktır. Yeni ve önceden kestirilemeyen birçok duruma uyum sağlayabilme yeteneğine sahibiz. Mükemmelleştirilebilirlik yine Rousseau'ya göre bireysel değil, türsel bir özelliktir. Ve tekrardan Hobbes ve Locke insan doğasının doğa durumundan toplumsal duruma geçişinden sonra değişmediklerini iddia ederken, Rousseau insan doğasının zaman tünelinden geçerken sürekli değişime uğradığını iddia etmektedir. Tarihin bir dönemindeki insan ile bir başka dönemindeki insanın doğası birbirinden çok çok farklıdır. Bu ayırt edici ve sınırsız yeti aynı zamanda bizim tüm talihsizliklerimizin de kaynağıdır. Yani özelliğimizin özgürlük olduğunu söylediğinde ve özgürlüğü mükemmelleştirilebilirlik ile özdeşleştirdiğinde aslında mükemmelleştirilebilirlik ile kastettiği şey mutlaka bizi mükemmelleştiren şey değildir. Ayrıca ıstırap ve memnuniyetsizliğimizin temelinde de bunun olduğunu söyler. Birçok açıdan bu kitaba başka bir başlık atmış olsaydı diyerek az önce bir öneri sunmuştum. Türlerin kökenleri üzerine. Şimdi ikinci bir önerimi sunuyorum. Freud'dan önce Freud'un aslında Rousseau'nun insan türünün evrimi yaklaşımını bir ölçüde yeniden yazmasıyla oluşan uygarlık ve memnuniyetsizlikleri olabilirdi. Ancak Rousseau'ya göre mükemmelleştirilebilirlik ya da özgürlük insan doğasının tek özelliği değildir. Fakat olduğumuz her şeyden bir şekilde sorumludur. Olduğumuz her şey bu değişime açıklığın sonucudur. Mükemmelleştirilebilirliğe ve özgürlüğe ek olarak Rousseau'nun üzerinde durduğu bir diğer kavram kendisinin pity dediği merhamettir. Burada bir anlamda en karakteristik haliyle Rousseau vardır. Ve bu noktada işte romantizmin kurucusu olan Rousseau dediğinizi duyar gibiyim. İnsan düşünen bir hayvan değildir. Düşünen varlık, logosa sahip olan varlık değildir. Hisleri olan hassas bir yaratıktır. Rousseau, merhametin orijinal doğamızın bir parçası olduğu konusunda birçok kanıt da ileri sürmüştür. Ona göre diğer türlerde de kendi türünden bir varlığın acı çekmesine katlanamama söz konusudur. Mesela hayvanlar kendi türlerinden bir hayvanın ölüsünün yanından geçmek istemezler. Bu durum Rousseau'ya diğer türlerde hayvanlarda da doğal bir merhamet veya acıma özü olduğunu düşündürtmekte gibi görünmektedir. Hiç tanımadığımız insanların acısıyla ağlamamız doğal bir duyarlılığımızın, hassasiyetimizin olduğunun kanıtıdır. Sinemada ağlamaktan zevk almıyor muyuz? Aranızda sinemada ağlayan var mı? Evet, hepimizin ağladığını düşünmüştüm. Hayali durumlar ve insanlar için bile. O filmi seyrettiğimizde King Kong'a acımamış mıydık? Aslında hiç var olmamış ancak kaderi bizi bir şekilde etkileyen kurgusal bir varlık için üzülmedik mi? Rousseau aslında bunu tam anlamıyla anlamıştır.
Russo'nun ifadesiyle doğa insana gözyaşını insanoğlunun en hassas kalbe sahip olduğunun kanıtı olarak vermiştir. İnsan hassas bir varlıktır. O kadar ki Russo buna dayanarak insanın doğası itibariyle iyi olduğunu da iddia etmiştir. İnsanın doğa durumundaki doğal iyiliği bir dereceye kadar başka türlerle paylaştığımız acıma veya merhamet özelliğinden kaynaklanmıştır. Neden Russo bu özelliği bu kadar çok vurguluyor? Çünkü bu onun için çok önemlidir. Denilebilir ki Russo hislerimize ulaşmayı bize Dr. Phil'den ve bu konudaki binlerce kendine yardım uzmanları ve el kitapçıklarından çok daha önce öğretmiştir. Gel gelelim doğa durumunda insan hassas ve merhametlidir. Ancak toplum durumuna geçtiğinde, toplumsallaştığında ya da medenileştiğinde bu merhamet hissi kolayca daha güçlü tutkularca bastırılmıştır. Toplumsallaşmaya başladığımız anda başkalarına acımaktan ve merhamet etmekten vazgeçmeye başlıyoruz. Ve hesapçı ve çıkarcı olmaya başlıyoruz demektir. Bencillik ve egoizm ise aklın gelişmeye başlamasıyla onun tarafından desteklenmiştir. Russo'dan aktaracak olursak, bencilliği akıl doğurur ve kendi hakkında düşünme büyütür. Russo'ya göre ustalığın gelişimi değişik günahların gelişmesine yardımcı olarak yozlaşmayı arttırır. Burada ikinci söylevin görevi, en azından retorik olarak amacı, birçok açıdan toplumsal yaşamın yapay, bozulmuş ve hesapçı benlikleriyle bozulmuş merhametli ve hassas doğamızı iyileştirmektir. Şu durumda onu okuyan herhangi bir kimse Russo'nun söylediklerinde ciddi bir gerçeklik payı olmadığını düşünebilir mi? Russo'ya göre doğa durumuna ya da bir tür sivil toplum öncesi masumiyet çağına geri dönüş mümkün müydü? Bunu söylediği sık sık düşünülmüştür. Voltaire ikinci söylevi yazdığında, değil tabii, okuduğunda şunu söylemiştir. Herhalde bizi yabanilere döndürmek için hiçbir zeka bu kadar çok zorlanmamıştır. Evet, bu zekice ama gerçekten haklı olduğunu söyleyemem. Voltaire herhalde Rousseau'dan 150 yıl önce Fransız yazar Montaigne, Michel de Montaigne'in Yamyamlar Üstüne adlı denemesinde Brezilya sahilinde yaşayan yerlileri kendi görüşüne göre asıl vahşi ve barbar olan Avrupalı kaşiflere göre daha saygıdeğer olduğunu yazdığını biliyordu. Montaigne yazısını Yamyamlar Üstüne şeklinde başlıklandırırken Brezilya sahilinin yerlilerini mi yoksa Avrupalı kaşifleri mi kastettiği tartışmaya açıktır. Montaigne de tıpkı Russo gibi hatta ondan 150 yıl önce vahşiliği övmüş ve onları kendi döneminin kana susamış Avrupalıları ile karşılaştırmıştır. Bu arada Russo bu denemeyi okumuş ve çok etkilenmiştir. Kısa bir denemedir, fırsatınız olursa mutlaka okuyun. Her neyse, Russo'ya göre medeni insanın doğa durumuna ya da toplumsallık öncesine geri dönmesi artık bir seçenek değildir. Dipnotların birinde, ki dipnotları okumanızı şiddetle tavsiye ederim, kitabında çok önemli dipnotlar bulunmaktadır. Russo şunları yazar. Ya sonra toplumları mı yok etmeliyiz? Ormana dönüp ayılarla mı yaşamaya başlamalıyız? Sonuç der, düşmanlarımızın tarzında bir sonuç, onları geri çekilmenin utancıyla bırakmaktansa beklemeyi tercih ederim. Yani hayır, yani bunu yapamayız der Russo. Bunu yapamayız. Bizim için artık doğa durumuna dönüş, evcil bir hayvanın vahşi doğaya dönmesi gibi imkansızdır. Hem onlar hem de biz öz savunma içgüdümüzü kaybetmiş bulunmaktayız. Diğerlerine olan bağımlılığımız, yani toplumsallık içerisinde uzun süren ilişkilerimiz sonucunda bu içgüdümüz körelmiştir. Bu koşullarda doğa durumunda bir gün bile yaşamamız olanaksızdır. Eğer doğa durumuna dönmemiz imkansızsa, haliyle tek çıkar yol toplum içerisinde devam etmektir. Toplumda nasıl yaşamamız gerektiğine geçmeden önce Russo bize medeni insanın nasıl ortaya çıktığı, yani doğadan kültüre ya da
doğadan topluma geçişin gerçekte nasıl olduğunu hikayesini anlatmak ister. Rousseau'nun bu hikayeyi tek bir sözcük, mülkiyetle açıkladığını iddia etmek yanlış olmayacaktır. İkinci söylevin ikinci bölümü şu cümleyle başlar. Bir toprak parçasının etrafını çevirip, "Burası bana aittir" diyen ve buna inanacak kadar saf insanlar bulan ilk kişi uygar toplumun kurucusu olmuştur. Locke buna kesinlikle bazı yönlerden katılırdı ama Rousseau şöyle devam eder. Eğer birisi o kazıkları yerinden söküp veya arkı doldurup "bu sahtekarı dinlemeyin" diye haykırsa idi, insan ırkının karşılaştığı bunca suç, cinayet, savaş, bu kadar sefalet ve vahşet engellenebilirdi. Dünyanın nimetlerinin herkese ve dünyanın ise hiç kimseye ait olmadığını unuttuysan kendini kaybetmişsin demektir. Bu noktada Locke'a karşı tepki geliştirdiği göze çarpmaktadır. Rousseau'nun komünist olmadığı ama bu ifadeyle Karl Marx'a da çok benzediğini not etmek gerekir. Komünist değildi çünkü hiçbir zaman özel mülkiyetin kaldırılmasını ya cazip bulmamıştır ya da Platon ya da Marx gibi ortak mülkiyeti savunmamıştır. Eklemek gerekir ki bildiğim kadarıyla kimse sınıf konusunda Rousseau'dan daha iyi bir gözlemci değildi. Aynı zamanda devlete atfedilen özel mülkiyetin koruyucusu ya da insanların yaşam, özgürlük ve mülkiyet haklarını sürdürebilmeleri için minimum düzeyde müdahaleci olması durumunu da oldukça sorunlu bulmuştur. Rousseau eski şehir devleti ya da eski cumhuriyet gibi daha klasik bir yönetim algısına dikkat çeker ki bunlarda politikanın başka şeyler dışında mülkiyetin koruyuculuğu ve ezici eşitsizliğin giderilmesini gözetmek görevi vardır. Rousseau'nun ilk söylevi olan sanatlar ve bilimler üzerine söylevden yapılacak bir alıntı birçok yönden her şeyi ifade etmektedir. Eski politikacılar der, sadece ahlak ve erdemden bahsederdi. Bugünküler ise sadece ticaret ve paradan bahsediyorlar. Bu tam da Rousseau'nun şikayetçi olduğu bir konudur. Ona göre toplumsal erdemler ve vatandaşlık konuları artık konuşulmamaktadır. Daha birkaç gün öncesindeydi. Locke'un görüşlerini hatırlıyorsunuzdur. Mülkiyet edinimi ile herkes daha iyi olacaktır. Locke'un ünlü kaidesine göre İngiltere'de gündelikçi bir işçinin barınma, beslenme ve giyinme ihtiyaçlarını karşılama olanağı Amerika'da bir kraldan daha fazla idi. Rousseau da sadece ekonomik bir bakış açısından buna kesinlikle hak vermiştir. Fakat ekonomik bir bakış açısı sadece yüzeysel bir anlayış sağlar. Rousseau, Avrupalı kralın ya da gündelikçi işçinin materyalist bağımlılığındansa, yerli Amerikalıların yaşam tarzındaki erdemden, onların bağımsızlığından çok daha fazla etkilenmiştir. Dipnotlarda da göreceksiniz ki Rousseau, yerli insanların, İzlandalıların, Grönlandlıların ve Hotantoların asimile edilmesi güç karakterlerinden, Avrupa'nın din ve geleneğinin onları asimile etmesini reddetmelerinden son derece etkilenmiştir. Bağımsızlıklarını, ona göre yerliler bağımsızlıklarını çağdaş medeniyetin konforu ve lüksüne değişmemişlerdir. Yine dipnotlardan benim çok sevdiğim bölümlerden biri olan şu kısma bir göz atalım. Rousseau diyor ki, birçok vahşi Paris'e, Londra'ya ve diğer şehirlere sıkça getirilmektedir. İnsanlar onlara zenginliğimizi, lüksümüzü, en kullanışlı ve ilginç hünerlerimizi gösterme konusunda çok heveslilerdir. Fakat bunların hiçbiri onların ilgisini çekmemektedir. İçinde az da olsa açgözlülük olan en ufak bir hayranlık uyandırmamışlardır. Tüm bunların arasından 30 yıl önce İngiltere'ye getirilen bir Kuzey Amerikalı kabile reisini hatırlamaktayım der ve devam eder. Bir hediye verip onu memnun etmek için gözlerinin önünden binlerce şey geçirdiler. Fakat o hiçbirine itibar etmedi. Silahlarımızı ağır ve hantal buldu. Ayakkabılarımız ayağını incitti. Kıyafetlerimiz ise onu sıktı. Her şeyi reddetti. En sonunda sadece yün bir battaniyeyi omuzlarına atarak biraz mutlu olduğunun farkına varıldı. En azından bunun işe yarayacağını kabul edersin dedi içlerinden birisi ve yerli cevap verdi. Evet, neredeyse bir hayvan derisi kadar iyi. Bununla birlikte diye devam eder Rousseau, ikisini de yağmurda giyseydi böyle demezdi.
Burada tekrardan Rousseau'nun erdem anlayışını görmekteyiz. Avrupalının çürüklüğü, bozulmuşluğu ve dayanıksızlığına karşı yerlinin gururlu bağımsızlığı. Rousseau, piyasa ekonomisi ve onu kollayan bir yönetimin bir yönüyle tüm toplumun iyiliğine olacağı gibi aynı zamanda toplumda insanlar arasındaki eşitsizlikleri de arttıracağı görüşündeydi. Bu Rousseau'nun isteksizce kabul ettiği bir değiş tokuştur ki Amerikalıların çoğu doğal lokçular olduğundan bu durumdan hoşnuttur. Medeniyetin ilerlemesinden ne kazandığımızdan etkilenmiş olmasından çok deyim yerinde ise ne kaybettiğimizden etkilenmiştir. Eşitsizliklerin artmasıyla daha hesapçı, cimri ve açgözlü olmaya zorlandık. Ve gerçekten de doğamızda bulunan acıma ya da merhamet daha güçlü hırslara yenik düştü. Peki doğamızdaki iyiliğe ve dürüstlüğe ne oldu? Doğa durumunda insan Rousseau'ya göre sadece kendisini düşünürken toplumsallaşmış medeni insan başkalarını da düşünmek zorundaydı. Fakat biz son derece hesapçı ve çıkarcı bir şekilde başkalarını ancak kendi amaçlarımızı araç olarak düşünebiliyoruz. Toplumsal bağlar, hatta toplumsal sözleşmenin kendisi bile iş ortaklıkları arasında bir anlaşma, yani en burjuva kurum olan bir sözleşmedir. Rousseau, modern koşullarda doğal insanın bir burjuvaya dönüştüğüne inanmaktadır. Kendisi bu sözcüğü bu anlamda ilk kullananlardan biridir. Locke'un rasyonel ve çalışkan insanı Rousseau'ya göre doğa durumundaki insana hiç benzemeyen, sadece kendisini düşünen hesapçı bir burjuvadır. Bu, Roma ve Sparta'nın sadece kamusal sorumluluklarını ve kamusal iyiyi düşünen klasik vatandaş anlayışından da farklıdır. Burjuva arada bir şeydir. O ne özsel iyiliğe sahiptir ne de siyasal anlamda orijinal ya da ani kahramanlığa ya da kendini fedaya. Kısacası modern insanımız bir tür hiçliğe dönüşmüştür. Tıpkı Beatles'ın şarkısında olduğu gibi. İnsanlar hiçbir yerde. İnsan hiçbir yerde. Peki nasıl oldu? Nasıl bu duruma geldik? Benim bir cevabım var aslında. Ya da Rousseau'nun bir cevabı var. Mülkiyetin doğuşu. Fakat bu sadece hikayenin bir kısmı. Gelecek hafta için hala çok önemli bir kısmı, hatta daha önemli bir kısmını nasıl böyle olduğumuzu anlatmak istiyorum. Her neyse, hepinize iyi hafta sonları diliyorum. İkinci ders. Günaydın. Benim adım Borat. Bu filmi izleyen var mı? Evet. Ben hafta sonu seyrettim. Cumartesi öğleden sonra kendimi biraz neşelendirmem lazımdı. Ancak hala bir haftamız var. Hala zaman var. Günaydın. Bugün hiç eskimeyen bir kitap olan İkinci Söylev'in en çok sevdiğim kısmından bahsedeceğim. En son Rousseau'nun eşitsizliğin kökenleri konusundaki görüşünden bahsederken, Rousseau'nun bunun nedenlerinden biri olarak özel mülkiyeti işaret ettiğine odaklanmıştım. Ona göre özel mülkiyet gerçek anlamda sivil toplumun oluşumunun ve bunun sonucunda eşitsizliğin başlangıcının ve insan ırkının onun tasvir etmek istediği tüm sefaletlerinin nedenidir. Aslında bu tam anlamıyla doğru değildir. Ancak doğru olmadığının Rousseau da farkındadır. Eğer Rousseau'nun tek ilgilendiği şey sınıf ve ekonomik eşitsizlik olsaydı, Karl Marx gibi materyalist toplum kuramcıları ile arasında çok az fark olmuş olurdu. Bu arada Marx, Rousseau'yu beğeniyle okumuş ve kapitalist topluma muhalif düşüncelerinin en iyilerini ondan almıştır. Bununla birlikte Rousseau'ya göre özel mülkiyet ve sivil toplumun oluşması için önce insanoğlunun bir tür ahlaki ve psikolojik bir dönüşüm sürecinden geçmesi gereklidir. Rousseau'yu daha çok endişelendiren eşitsizliğin maddi yönlerinden ziyade eşitsizliğin ahlaki ve psikolojik zararları diyebileceğimiz şeylerdir. Rousseau her zaman mülksüzün ve fakirin yanında olmuştur. Ancak Rousseau'yu asıl sinirlendiren şey mülkiyet ya da yoksulluk değil, zenginlik
güç ve eşitsizlik tarafından şekillendirilen tutum ve inançlardır. Rousseau gerçek sesini bir ahlaki psikolog olduğunda bulur. Platon gibi Rousseau da insan ruhunun çeşitliliğinden ve karmaşıklığından bahsederken kendi sesini bulmuştur. Peki, Rousseau'nun ikinci söylevindeki ve eşitsizliğin gelişiminin kaynaklarından bahsindeki asıl suçlu kimdir? Gerçek eşitsizlik bir melekede ya da bir düzende başlar ki bu kitapta Fransızca bir kavramla ifade edilmiştir. Çünkü aslında İngilizceye çevrilemez. Bu kavram amour propre. Tahtaya ilk yazdığım kavram Rousseau'ya göre eşitsizliğin en önemli ve eskimez nedenidir. Amour propre, tekrar ediyorum, çevirisi mümkün olmayan bir sözcüktür. Ancak birçok açıdan övünme, kibir ve kendini beğenmişlik gibi bir takım psikolojik özelliklerle bağdaştırılabilir. Sizin elinizdeki çeviride sanıyorum çevirmen buna ben merkezcilik demekte. Bu çirkin bir modern psikolojik kavram ancak daha doğrusu bunu övünme, kibir ya da kendini beğenmişlik diye çevirenlerden çok daha iyi. Rousseau'ya göre amour propre yalnızca toplumsal yaşamda ortaya çıkar ve memnuniyetsizliğimizin gerçek nedenidir. Rousseau yine bir dipnotta, uzun bir dipnotta umarım bakmışsınızdır. Amour propre ile amour de soi-même yani öz sevgi kavramını birbirinden ayırmıştır. Bunlar birbirinden nasıl ayrılmıştır? Dipnotta yazdığına göre amour propre'yı kendini sevmekle karıştırmamalıyız. Bu iki tutku doğalarının ve etkilerinin erdemleri açısından son derece farklıdırlar. Kendisini sevmek amour de soi-même'dir. Kendini sevmek doğal bir duygudur ve bu duygu her hayvanı kendisini koruma konusunda tedbirli hale getiren histir. İnsanlık ve erdemden türeyen akıl ve acıma duygusu ile ayarlanır. Yani Rousseau'ya göre kendimizi koruma, kendimizi korumada güçlü olma ve başkalarının saldırı ve tecavüzlerine direnme isteğimizin temelinde kendimizi sevmemiz yatmaktadır. Ve sonra amour propre'nin tamamen farklı bir tutku ve his olduğunu iddia etmiştir. Amour propre sadece göreceli bir histir der. Amour propre kişinin kendisine herkesten daha fazla değer vermeye yönelten, insanların birbirlerine yaptıkları tüm kötülüklere ilham veren ve aynı zamanda onurun asıl kaynağı olan toplumda ortaya çıkan yapay bir şeydir. Bu son ifadeyi dinleyin. Amour propre der, kişinin kendisine herkesten daha fazla değer vermesine neden olur. Toplumdaki tüm kötülüklere ilham verir ve aynı zamanda onurun gerçek kaynağıdır. Hem kötülük hem de onurun, başkaları tarafından tanınma ve saygı duyulma isteğinin gerçek kaynağıdır. Amour propre dediğimiz tutku nasıl olur da bu çok iki farklı ve rekabet eden sonuçtan sorumlu olabilir? Her şeyden önce bu his nasıl ortaya çıkmıştır? Nasıl ortaya çıkmıştır ve asıl önemli olan onunla ilgili ne yapılabileceği ve ne yapılması gerektiğidir. Hatırlarsanız Hobbes'a göre gurur ve gösteriş ki Hobbes bunları kibir olarak adlandırmıştır. Yine hatırlarsanız Hobbes'un Leviathan'daki ahlaki ve siyasi psikolojisinin önemli bir kısmını teşkil etmişlerdir. Hobbes'a göre gurur hatırlayacak olursanız doğal bir şeydi. Bizim doğamızın bir parçasıydı. Başkalarını alt etme doğal isteğinin bir parçasıydı. Ancak Rousseau'ya göre tam tersine amour propre doğa durumundan sonra ortaya çıkabilecek bir şeydi. Doğa durumunu Hobbes hatırlarsanız yalnızlık, fakirlik, kötülük, zalimlik ve perişanlıkla dolu kısa bir dönem olarak tanımlardı ve sonrasında yerini topluma bırakmıştı. Rousseau'ya göre Hobbes'un iddiası tutarsızdır. Eğer doğa durumu gerçekten yalnız, zavallı, berbat, zalimce ve kısa ise böyle bir durumda neden gurur ya da gösteriş gibi toplumsallığa ya da başkalarını tahakküm altına almaya ya da bir şekilde başkalarının yorumuna, bakışına ihtiyacı olan toplumsallığı gerektiren gurur ve gösteriş gibi hisler var olsun ki? Eğer Hobbes'a göre doğa durumunda yalnızlık varsa gurur nasıl ortaya çıkabilmiştir?
Rousseau okuduğum kısımda da olduğu gibi amour propre'nin doğal bir his olmadığını ancak bazı şekillerde toplum içerisinde olduğumuz zamanlarda ortaya çıkabilecek göreceli ve yapay bir his olduğunu kanıtlamak için Hobbes'u kullanmıştır. Peki bu nasıl oldu? Rousseau yine hipotetik veya farazi tarih anlayışının bir parçası olarak bu duruma kafa yormuştur. Amour propre insanların bir ağacın ya da bir kulübenin etrafında toplanıp birbirlerine bakar bakmaz, yani bir başkasının bakışını fark eder etmez başlayan bir durumdur ve bu başkasının bakışından kibir dediğimiz, gösteriş dediğimiz tutku doğmuştur. Şimdi bunun nasıl ortaya çıktığına dair düşündüklerine bir bakalım. Herkes, der Rousseau, diğerlerine bakar ve kendilerine bakılmasını ister ve kamusal itibarın bir değeri vardır. En iyi şarkıyı söyleyen ya da dans eden, en yakışıklı, en güçlü, en becerikli ve en seçkin, en çok dikkate alınan olur. Ve bu da eşitsizliğin ve aynı zamanda kötülüğün de ilk adımıdır. Bu ilk tercihlerden bir tarafta kibir ve hor görme doğarken, diğer tarafta utanç ve kıskançlık doğar ki, bunların mayalanmasından ortaya çıkan bileşimler sonunda mutluluğu ve masumiyeti öldürürler. Böylelikle bu görünme, bir şeylerde en iyi olarak görünme tutkusu birçok insan için gururu ve kibri, utancı ve kıskançlığı ve sonuç olarak da mutluluğu ve masumiyeti yok eden eğilimleri ortaya çıkarır. Sanırım Rousseau burada çok iyi bir şeyler yakalamıştır. Amour propre az önce okuduğum kısımda ve ikinci söylevin büyük bir kısmında genelde olumsuz bir kavram olarak sunulur. Ancak birçok açıdan ona olumlu anlam atfetmek de mümkündür. Topluma girildiğinde herkes tarafından hissedilen istekler, tanınma ya da saygı isteği insanlığın topluluk içerisinde gelişmesini de sağlayacaktır. Bu noktada tanınma, görülme ve saygı duyulma isteği de amour propre'nin bir parçasıdır. Tanınma isteği Rousseau'ya göre adalet algımızın temelini oluşturmaktadır. Ve sanırım bu durum hislerimizin, inançlarımızın ve tavırlarımızın başkaları tarafından bilinip saygı duyulması ve bir şekilde bir anlamımızın olması ile ilgilidir. Düşüncelerimiz hafife alındığında, düşüncelerimizin hafife alındığını hissettiğimizde ya da değerimizin bilinmediğini düşündüğümüzde sinirleniriz ve bir tür tanınma ihtiyacı duyarız. Bu ihtiyaç Rousseau'ya göre amour propre'nin bir parçasıdır ve adaletin de yapı taşlarından birisidir. Çünkü başkalarından talep ettiğimiz bu tutku kolayca zalimce ve vahşice olabilir. Yine şunu bir düşünün. Aynı metinden başka bir parça okumak istiyorum. Rousseau şöyle der. İnsanlar karşılıklı olarak birbirlerine değer vermeye başladıklarında ve beğenilme fikri kafalarında oluştuğunda herkes ona saygı ve tanınmaya hakkı olduğunu iddia eder ve cezadan muaf olarak buna sahip olmamak artık mümkün değildir. Bundan vahşilerin arasında bile medeniliğin ilk sorumlulukları doğmuş. Bundan kasıtlı yapılan her yanlışın bir hakaret olduğu fikri doğmuştur. Birinin zarar gördüğü veya yaralandığı her sefer bir hakaret olacaktır. Çünkü zarar görmesi kişiliğinin aşağılanmasıdır. Ve bu zararın kendisinden daha dayanılmaz bir şeydir. Rousseau'nun burada zarar ve incinmeyle ilgili vermeye çalıştığı psikolojiyi, ahlaki psikolojiyi bir düşünün. Onu rahatsız eden zararın fiziksel yönü değildir. İncitme eylemiyle oluşan aşağılamadır. Bu nedenle Rousseau der ki, herkes aşağılanmanın bedelini kendine verdiği değer ile orantılı olarak ödetmeye kalktı. İntikam eylemleri de korkunç bir boyut aldı ve insan kana susamış zalim bir varlık haline geldi. Bu da şu anlama gelmektedir. Amour propre ve toplum savaş durumuna neden olur. Bu size tanıdık geldi mi? Sanırım gelmeli. Ders öncesinde tam bu konuda verebilecek bir örnek üzerine düşünüyordum ki haberlerde çok işlenen bir olay aklıma geldi. Geçen yaz mı, bahar mı, ne zaman olduğunu tam olarak hatırlayamıyorum. Danimarka'daki karikatür tartışması.
Muhammed peygamber hakkındaki karikatürler ve sonrasında oluşan protesto ve şiddet gösterilerini hatırladınız mı? Russo protestoların bir dereceye kadar peygambere saygısızlık eden karikatürler yüzünden olduğunu savunacaktır ve aynı zamanda sanırım şunu da düşünecektir. Müslümanların kendilerine, inançlarına, kutsal saydıkları şeylere yapılan saygısızlıktan dolayı tüm bunların oluştuğunu, derindeki nedenin de bu olduğunu savunacaktır. Kısacası protestoların nedeni Müslümanların inançlarının saygısızlığa uğraması idi. Russo'ya göre amour propre sanırım bu çabuk ateşlenen tutkunun ta kendisidir. Adaletin ve erdemin temelinde saygı duyulma ve tanınma isteği vardır ve aynı zamanda biliyoruz ki bu tutku insanları temel haklarına ya da görüşlerine saygı duyulmadığına ikna edebilecek kişiler tarafından kolayca kötüye kullanılabilir. Bu nedenle Russo hiç şüphesiz bir dereceye kadar karikatürlere olan protestoların bir mantığının olduğunu düşünecekti. Görüşlerine saygı duyulmamıştır. Buna lokçu ya da liberal bir bakış, peki ne olmuş yani, biçiminde olurdu. Locke'a ya da liberal görüşe göre devletin görevi, diğerleri de bu özgürlüğe sahip olduğu sürece kişinin ve mülkiyetinin güvenliğini sağlamak, onları zarar görmekten korumak ve tabii ki kişinin dinini istediği gibi yaşaması imkanını sunmaktır. Sizin inançlarınıza saygı duyulmasını sağlamak devletin işi değildir. Çok açık ki karikatürleri yayınlayan Danimarkalı editörlerin ve ısrarla özür dilemeyi reddeden başbakanın fikri de bu yöndedir. Kısacası birileri gücendirici bulacak diye ifade özgürlüğüne sınırlamalar getirmek devletin görevi değildir. Bu Locke'dan başlayıp John Stuart Mill ile devam eden saygıdeğer bir liberal düşünce çizgisidir. Ancak bu görüşe katılmakla beraber Russo'nun bu tür konularda söylediklerinde de son derece güçlü ve doğru bir yan buluyorum. Locke'cu liberal düşünce birçok yönüyle iç savaşın zorluklarını tecrübe etmiş, dinsel çatışma ile dolu bir yüzyılı geride bırakmış ve kendi dinsel ve siyasal farklılıklarını bir karara bağlama arayışında olan insanlara hitap ediyordu. Bu açıdan hoşgörü liberal bir erdemdir. Çünkü özel hayatımızda belki de en üst ciddiyette yaşayacağımız inançları ayırmayı ve kamusal alana girerken de onları bir kenara bırakmamızı gerektirir. Bu durum birçok açıdan kendi ahlaki bakış açımızın kamusal alanda egemen olmasını reddetme özverisi ve öz kısıtlaması niteliğindeki liberal bir erdemdir. Ama denilebilir ki başka görüşlere karşı hoşgörülü olmak bir şey, ancak onlara saygı duymak ve onlara hürmet etmek başka bir şeydir. Bu Locke'un bahsettiği şeyden oldukça farklı görünmektedir. Hoşgörü göstermek, basitçe yargılamamak, kendi haline bırakmaktır. Ancak bir şeye saygı duymak ona değer vermeyi gerektirir. Şu soruyu kendinize sorabilirsiniz. Paylaşmadığımız düşüncelere ya da değerlere saygı duymalı ve değer vermeli miyiz? Bu durum, tekrar etmek gerekirse, liberal hoşgörü anlayışından, yani kendi görüşlerimizden farklı olan görüşlerin varlığının kabulünden oldukça farklı bir şeydir. Bu, başkalarının düşüncelerine saygısızlık olacağı ya da onlara karşı kırıcı olacağı düşüncesiyle kendi düşüncelerimizi engellememizi gerektirmez. Bu oldukça geniş bir konudur. Sanırım biraz Russo'dan uzaklaşma fırsatını değerlendirmiş oldum, ancak bana göre onun iddiası çevrenizdekilerce değer verilme, saygı duyulma ve tanınma isteğinin, yani amour propre'nın şiddetli ve kontrol edilemeyen bir tutku olduğudur. Platon'un devletindeki thumos, canlılık tutkusunun çok benzeri bir tutkudur. Bizi bir adaletsizlik olduğunu algılamamız durumunda kendi yaşamımızı ve başkalarının yaşamını hiç düşünmeden tehlikeye atacak kadar öfkeden çılgına çevirecek bir tutkudur. Tıpkı Platon gibi Russo da birçok hususta amour propre'nin tam anlamıyla olumsuz bir tutku olup olmadığını, toplumsal iyilikler ve faydalar sağlamak amacıyla başka bir yöne yöneltilip yöneltilemeyeceğini bilmek istemiştir. Bunun tamamı ikinci söylevdeki kısa amour propre tartışmasında geçmektedir.
Rousseau'nun uygarlık ve onun huzursuzluğu üzerindeki iddiasının büyük bir kısmı bu alışılmamış psikolojik yapı ve tutkudan türemiştir. Evet, şimdi biraz uygarlık ve huzursuzluklarına değinelim. Woody Allen'ın Annie Hall filminde iki tip insan olduğunu söylediği sahneyi hatırlarsınız. Bunlar korkunçlar ve sefillerdir. Korkunçlar bir tür kişisel bir trajedi yaşamış olan, bir şekilde çirkinleşen ya da ölümcül bir hastalıkla yüzleşmiş olan insanlardır. Sefiller ise diğer herkestir. Rousseau bizden sefil olmamızı istemiştir. Her şeyin ne kadar kötü olduğunu ve ne kadar kötü olduğumuzu ve ne kadar kötüleştiğimizi hissetmemizi istemiştir. Bu genel insan sefaletine tek istisna bir noktada bize anlattığı şey bir tür ilkel toplumdur. Bu toplum Rousseau'ya göre tam anlamıyla doğa durumu değildir. Modern durumla doğa durumu arasında bir orta yerdedir. Ona göre bu topluluklar en istikrarlı, en mutlu ve insan için en uygun topluluklardır. Bahsettiğimiz insan ilkel insandır. Doğa durumunun vahşi insanı değildir. Burada doğa durumunun vahşi insanında değil, ilkel insanda Rousseau bizim gücümüz ve ihtiyacımız arasında bir mutlu denge bulup mutluluğun bir tür reçetesini sunmuştur. Ancak bu denge ve mutluluk durumunun sonunda iki engel ya da iki icat ile karşılaşılmıştır. Tarım ve madencilik. Tarımla birlikte topraklar bölünmüş, mülkler bölünmüş ve tüm bunların sonucunda eşitsizlikler ortaya çıkmıştır. Madencilikle birlikte ise savaş ve fetih sanatı gelmiştir. Bu iki gelişme ile birlikte haklar üzerindeki çatışmaları çözümlemek amacıyla kanunların ve siyasal kurumların gerekli olduğu yepyeni bir aşamaya geçilmiştir. Rousseau'ya göre devlet kurulmasının amacı Hobbes veya Locke'da olduğu gibi barışı sağlamak değil, büyümeye başlayan eşitsizliklerin devamlılığını sağlamaktır. Rousseau'ya göre bir zamanlar özgür ve eşit olan insanın devletin ortaya çıkardığı daha güçlü tarafından yönetilmeye bu kadar çabuk rıza göstermesi ve yine mülkiyet eşitsizliklerine bu kadar çabuk rıza göstermesi son derece çarpıcı ve sorunlu bir durumdur. Rousseau'nun ikinci söylevde sunduğu toplum sözleşmesi gerçekte tam bir aldatmacadır. Devletin kurulması, zenginin ve güçlünün yoksulu ve güçsüzü kontrol altına alması aldatmacasıdır. Bu sözleşme adaleti sağlamak yerine sadece geçmiş gaspların meşrulaştırılmasından ibarettir. Devlet, zenginin yoksula kurduğu bir tuzaktır. Siyasal güç ise ekonomik eşitsizlikleri meşrulaştırmaya yarayan bir araçtır. Ona göre devlet rızaya dayanabilir. Ancak rızanın dayandığı şey yalanlar ve yanlışlardır. Başka türlü zenginlerin yoksullardan bu ölçüde daha özgür, daha kolay ve hazda bu kadar daha açık yaşıyor olmaları nasıl açıklanabilirdi ki? Bu tam da Rousseau'nun asıl eleştirdiği şeydir ve sorduğu temel sorudur. Devletin oluşturulması Rousseau'nun farazi tarih zincirinin son halkasıdır. Doğa durumundan beri yaratıla gelen eşitsizliklerin meşrulaştırılmasındaki en son ve en can yakıcı halkadır. Ancak Rousseau'ya göre en acı verici olan şey bu uygarlık aşamasında yeni bir insan türünün ortaya çıkmış olmasıdır. Ve sanırım Rousseau sonraki 200 yıl boyunca kullanılacak olan burjuva sözcüğünü bu kadar güçlü bir şekilde ifade eden ilk düşünürdür. Burjuva sözcüğü Rousseau'nun icadıdır ve burjuva insan tipi ile ilgili olarak Rousseau'ya göre en çarpıcı şey bir şeyken aslında başka bir şey gibi görünebilme gerekliliğidir. Tekrar geri dönüp Sokrates'in ya da Platon'un Devletin ikinci kitabında görünmek ve olmak arasında bir ayrım yaptıklarını hatırlayalım. Yani adil görünen kişi bir tarafta ve gerçekten adaletli olan kişi diğer tarafta. Bu ikisi arasındaki gerilim Rousseau'nun burjuva dediği şeyin merkezini oluşturmuştur. Bir şey olmak ve bir şeymiş gibi görünmek der. Birbirinden ayrı iki şeydir. Ve bu ayrımdan gösteriş, aldatıcı kurnazlık,
bunları takip eden tüm kötülükler doğmuştur. İkinci söylemin sondan bir önceki paragrafında Rousseau, burjuvazinin ikilemini şu şekilde açıklamıştır. Şöyle der, vahşi kendi içinde yaşar. Fakat toplumda yaşamaya alışkın olan burjuva her zaman kendi dışında ve başkalarının düşüncelerinde yaşar. Ancak ve ancak başkalarının düşüncelerinde ve yargılarında kendi varlığını hisseder. Bu ifade üzerinde düşünün. Sondan bir önceki paragrafta demek istediği şey başkalarının fikirleri, onların bakış açısı yani onların bizimle ilgili ne düşündüğü üzerinden bir toplumsal hayat yaşadığımızdır. Ona göre bizim kendi varoluş hissimiz, bizim kendi benliğimiz ve varoluş hissimiz tamamen çevremizdekilerin bizimle ilgili yargısına bağlıdır. Bir diğer deyişle burjuvazi, başkalarının düşüncesinde ve başkalarının düşüncesiyle yaşayan, başkalarıyla birlikteyken yalnızca kendisini ve tek başınayken de başkalarını düşünen kişidir. Böyle bir kişi ise aldatıcı, ikili oynayan ve yanlış bir kişidir. Bu nedenle bu, uygarlığın gerçek huzursuzluğudur. Bu, bizim sonsuz huzursuzluğumuzun ve derin düşünürlüğümüzün bizi getirdiği yerdir. Amour propre'nin sürekli dürtmesiyle bu durum uygarlığın bize miras bıraktığı özel bir zavallılıktır. Bu nedenle kitabın sonundaki soru bu konuda neler yapılabileceğidir. Bu arada ikinci söylemin yetersiz kaldığını iddia etmek mümkündür. Kitap derin bir çaresizlik vurgusu ile sona erer. Uygarlığın sorununa hiçbir olumlu çözüm sunmamıştır. Ancak sadece iki muhtemel çözüm önerisi iması vardır. İlk öneri, hatırlayacağınız gibi bir bakıma kitabın ön sözü olabilecek olan Cenevre şehrine yazılan mektup içindedir. Rousseau'ya göre ilkel topluma en yakın olabilecek örnek Cenevre gibi küçük, yalıtılmış kırsal cumhuriyetlerdir ki buralardaki basit vatan sevgisi amour propre'nin kışkırtmaları tarafından henüz tam olarak ortadan kaldırılamamıştır. Ona göre sadece Cenevre gibi ılımlı demokrasilerde vatandaşların biraz da olsa doğa durumundaki insanın eşitliğini tecrübe etmeleri mümkündür. Rousseau'ya göre demokrasi Cenevre'deki gibi sade bir kırsal demokrasi, doğa durumuna en yakın sosyal durumdur. Ve Rousseau bu temayı Toplum Sözleşmesi kitabında güçlü bir şekilde işlemiştir. Rousseau, uygarlığın sorununun çözümüne dair ne yapılabileceğine ilişkin bir ipucu daha sunmuştur. Toplumda mutluluğu nasıl yeniden var edebiliriz? İkinci söylev, bizim, toplumun bizi gerçek varlığımız olan doğadan ve kendimizden yabancılaştıran bir esaret durumu olduğuna inanmamıza neden olur. Doğa durumunda sahip olduğumuz asıl insanlığımızı, acımak ve merhamet etmek gibi özelliklerimizi kaybetmişizdir. Bu nedenle toplumun sorununa yönelik çözüm toplumun kökenine gitmektir. Bu toplumun kökeni sadece kendini koruma ihtiyacı değildir. Birkaç dakika önce de ifade ettiğim gibi aynı zamanda varlığın, kendi varlığımızın farkında olmaktır. İnsana korku ya da gelecek kaygısı olmadan varlık hissini aşılamak onu psikolojik olarak doğa durumuna geri çevirir. Rousseau'ya göre çok az insan, kendisi de bunlardan birisidir tabii ki, doğayla olan bağını yeniden kurabilme kapasitesine sahiptir. Varlığının hissiyatına varabilen insan tipi bir filozof olmayacaktır. Ya da Sokrates gibi aşırı derin düşünceli biri de olmayacaktır. Muhtemelen bir sanatçı ya da şair olacaktır. Doğanın nadir aristokratlarından birisidir demek mümkündür. Onun üstünlük anlayışı üstün bir algıya değil, üstün bir hissiyata dayanır. Yani bilgelikten çok merhamete. Rousseau kendisinin bu insanlardan birisi olduğuna inanmıştır. Belki siz de onlardan birisinizdir. Ne dersiniz? Yalnız bu sizin ciddi bir şekilde toplumdan uzaklaşmanızı, içe dönmenizi gerektirir. Rousseau'nun son kitabı olan İtiraflar'da son derece hararetli bir şekilde yazdığı
kendi iç yolculuğu bu tarz bir içe dönüştür. Son kitabı olan The Reveries, Rousseau'yu romantik eğilimin kurucusu yapmıştır. Bu eğilimi toplum yerine kendi içlerine ve bir biçimde doğaya, doğal benliklerine dönen Thoreau gibi Amerikalı yazarlarda da görürsünüz. Rousseau ikinci söylevde kesinlikle bizi bir paradoksla baş başa bırakmıştır. Uygarlığın gelişmesi bizim tüm sefaletimizin sorumlusudur. Yalnız buraya dikkat edin. Bu toplumun hatasıdır, sizin hatanız değildir. Toplumun hatasıdır ve bize bu durumdan gerçek bir çıkış yolu sunmamıştır. Siyasallığın daha doğal ve daha basit olduğu durumlara dönmemizi pratik bir çözüm olarak sunmayı da reddetmiştir. Bu durumda bize açıkladığı bu sorunu nasıl çözebiliriz ki? Buna çok ünlü bir cevabı. Bir kitabında, evet, ikinci söylevden 7 yıl sonra 1762'de yayımlanan Toplum Sözleşmesi'ndedir. Burada sadece bir cevap vermeye çalışmıştır. Sadece bir cevap diyorum çünkü tek ya da son cevabı değildir. Ancak eşitsizliğin sorunlarına ve amour propre'nin yol açtığı yaralara geçici bir cevap teşkil etmiştir. Toplum Sözleşmesi tüm siyaset felsefesi tarihinin en ünlü cümlelerinden biriyle başlar. İnsanlar özgür doğmuştur ancak her yerde zincire vurulmuş haldedir. Her zaman yazılarınıza böyle güçlü cümlelerle başlayın. Rousseau bunu biliyordu. Nasıl yazması gerektiği konusunda bir şeyler biliyordu. Bu ifade ikinci söyleve mükemmel bir şekilde ayak uydurmuştur. Doğa durumunda özgür, eşit ve bağımsız doğmuşuzdur. Ancak toplumda zayıf, bağımlı ve köleleşmiş oluruz. Asıl şok edici olan bu ifadeden sonra gelen şeydir. Bu değişim nasıl oluşmuştur diye sormuştur Rousseau. Bilmiyorum. Onu meşru yapan şey nedir? Galiba buna cevap verebilirim. Onu meşru yapan şey, ondan kastettiği şey zincirlerdir. İnsanın özgür doğduğu ve her yerde zincirlere vurulmuş olduğudur. İkinci söylevde Rousseau, toplum sözleşmesinin ve devletin oluşumunun karmaşık bir aldatmacadan başka bir şey olmadığını iddia ederek toplumsallığı gayrimeşrulaştırmaya çalışmıştır. Ve şimdi toplum sözleşmesine dönecek olursak, bu zincirlere ve bağlara ahlaki meşruiyeti ne verebilir sorusunu sormuştur. Bunu cevaplayabileceğini sandığını söylemiştir. Rousseau bu iki kitap arasındaki 7 yılda ciddi bir fikri değişim mi yaşamıştır? Sanmıyorum. Onun bu tutumu bu temel sorunun cevaplarından birisidir bence. Fakat bunun detaylarına girmeden önce bu iki çok önemli kitap arasındaki birkaç farklılıktan bahsedelim, öyle değil mi? İkinci söylev, eşitsizlik üzerine söylev, doğa durumundan toplumsal duruma doğru hipotetik veya farazi tarih içerisinde insan gelişimini sunmuştur. Çok canlı bir dille yazılmıştır. Bu nedenle de sıklıkla Rousseau'nun en güçlü eserlerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Canlı diline katkısı olan şeylerden birisi döneminin biyoloji bilimi, örneğin orangutanlar gibi yeni keşfedilen hayvan türlerinden ya da Karayipler veya Kuzey Amerika'daki insanlar üzerindeki diğer birçok antropolojik incelemeleri eserinde kullanmış olmasıdır. Toplumsal sözleşme ise aksine bir avukatın duygusuz dili gibi yavan bir dille yazılmıştır. Daha çok yasal bir belge tarzında yazılmıştır. Zaten alt başlığı siyasal hakkın ilkeleridir. Toplum sözleşmesi genel irade ve benzeri belirgin soyutlamaları olan, büyük ölçüde felsefi soyutlamalardan oluşan bir eserdir. Ön sözünde kitabın aslında daha sonra kaybolan çok daha uzun bir siyasal araştırmanın bir parçası olduğunu iddia etmiştir. Ayrıca toplum sözleşmesi kendisini Platon'un devletindeki Kalipolis'e karşılık gelebilecek ideal bir şehir ya da bir tür ütopya olarak sunmaktadır. Ancak diğer taraftan bu iddia aynı zamanda tam olarak doğru değilmiş gibi de gelmektedir. O ünlü "insan özgür doğar"la başlayan cümleden daha önce
Eserin ön sözü sanki Machiavelli'nin hükümdarından fırlamış gibi olan bir ifadeyle başlar. İnsanı olduğu gibi ancak kanunları olabileceği gibi ele almak der Rousseau. Bu incelemede hakkın neye izin verdiği ile çıkarın neye salık verdiğini bir araya getirmeye çalışacağım. İnsanı olduğu gibi ele almak. Hükümdarın 15. bölümünü hatırlarsınız. Olduğu hayal edilen şeye değil, şeylerin çarpıcı gerçekliğine, insanların gerçekte nasıl olduğuna bakalım. Machiavelli'nin izinden giderek Rousseau, insanı olduğu gibi ele alalım demiştir. Rousseau, insan doğasını anlatmaya, insan doğası hakkında kahramanvari varsayımlar ve metafiziksel düş ürünleri ile değil, sade bir şekilde fakat gerçeğin sağlamlığıyla başlayacağını iddia etmiştir. Bununla ne demek istemiştir? Ve Rousseau'nun toplum sözleşmesinde açıkladığını iddia ettiği insan doğasının gerçekleri nelerdir? Ve burada kitabın temel kabulü noktasına geliyoruz. Benim şahsi fikrime göre toplum sözleşmesinin tamamına hakim olan asıl iddia insanın özgür doğmuş olmasıdır. Hiyerarşi, yükümlülük ve otorite gibi ilişkilerin tamamı doğanın değil, uzlaşının ya da sözleşmenin sonucudur. Toplum ve tüm ahlaki bağlar en alt seviyeye kadar uzlaşmaya dayalıdır. Toplum sözleşmesinde doğal olan hiçbir şey yoktur. Rousseau, insanın özgür olduğu noktasından bir adalet anlayışı türetmeye çalışmıştır. Tekrar etmek gerekirse, alt başlık olan siyasal hak ilkeleri, insanlar özgür varlıklar olarak sadece kendilerine karşı sorumludurlar fikrini işlemiştir. Fakat böyle bir şeyi nasıl yaparsınız? Ya da böyle bir şey nasıl yapılabilir? Rousseau'nun siyaset felsefesi en azından ona göre her bireyin kendi özgürlük durumunu güvence altına alma gibi derinden gelen bir isteği olduğu yönündeki gerçekçi ve hatta görgül bir varsayımla başlamıştır. Doğa durumu ve toplum sözleşmesi kendi özgürlük durumunu güvence altına almaya çalışan insanlar arasındaki rekabeti temel alır. Rousseau kendi türüne dair herhangi bir tür fedakarlığı bir dakika önce kahramanlık varsayımı dediğim şeyi öngörmemiştir. Yani başkasının yararına olacak şekilde davrandığımız gibi bir varsayımı yoktur. Bizler bencil bir şekilde özgürlüğümüzü koruma ve devamlılığını sağlama isteğiyle meşgulüzdür. Her birimiz kendi özgürlüğümüzü koruma isteği duyarız ve bize özgürlüğümüzü koruma imkanı sağlayan düzen, adil ve akılcı bir düzen olacaktır. Doğa durumunun en büyük problemi benim kendi özgürlüğümü koruma isteğimle diğer herkesin kendi özgürlük durumlarını koruma isteğinin çatışmasıdır. Bu durumda doğa durumu çatışan özgürlük koruma isteklerine ve araçlarına bağlı olarak savaş durumuna dönüşecektir. Savaş durumu olan anarşiye teslim olmadan kendi özgürlüğümüzü nasıl koruyabiliriz? Toplum sözleşmesinin çözümü ve cevabı olarak genel iradeyi sunduğu soru budur. Burada bitiriyorum. Çarşamba günü genel irade ve Rousseau'nun onu kişisel özgürlüğü güvence altına alma sorununa nasıl bir tür cevap olarak gördüğünden bahsetmeyi planlıyorum. Gelecek ders için bu noktaya odaklanabilirsiniz. Üçüncü ders. Az zamanımız ama söyleyecek çok şeyimiz var. Bugün genel iradeden bahsetmek istiyorum. Rousseau'nun siyaset bilimine en önemli katkısı olan genel irade ve yine Rousseau'nun dünyanın şekillenmesine yol açan etkisinden bahsetmek istiyorum. Fakat öncelikle geçen hafta bahsettiğimiz eşitsizlik, amour propre ve huzursuzluğumuz sorunlarına ve medeniyetin sorunlarına ikinci söylevde cevap olarak geliştirdiği genel iradeden bahsetmek istiyorum. Toplum sözleşmesi Rousseau'nun doğal özgürlük sorununa cevabıdır. Böyledir çünkü Rousseau'ya göre doğa bize kimin yöneteceğine ya da
neye göre karar verileceğine dair hiçbir standart veya rehber sunmamaktadır. Aristoteles'te olduğunun aksine burada insan siyasal bir hayvan değildir. Ve şuna dikkat edin, Rousseau otoritenin meşruiyetinin temeli olarak genel iradede toplum sözleşmesinden bahsederken asıl olarak adaletin ve hakkın ölçütlerinin kaynağının eşsiz insan özelliği olarak irade sahibi ya da özgür birey olmakta yattığını anlatmaya çalışmıştır. İrade, ister doğa, ister gelenek, isterse de din olsun, tüm aşkın kaynak ve standartlardan özgürleştirilmiş durumdadır. İradenin bu tür kaynaklardan özgürleştirilmesi, Rousseau'nun felsefesinin tam olarak ağırlık merkezini oluşturmuştur. Artık bu iradenin üstünlüğünü ve öncelliğini vurgulayan bir dünyadır ve daha sonra göstermek istediğim üzere bu ahlaki bakış açısı birçok açıdan Immanuel Kant'ın felsefesinde güçlü bir şekilde ifadesini bulacaktır. Ancak Rousseau'nun, hadi onu insan doğasının libertaryen kavramsallaştırması olarak ifade edelim, onun toplum sözleşmesinin asıl mekanizmasına dair tasviri bize şaşırtıcı görünebilir. Genel iradenin kendisine çözüm teşkil ettiği sorun kısa ve öz bir şekilde toplumsal sözleşmenin 6. bölümü yani 1. kitapta yer bulmuştur. Rousseau şunları yazmıştır. Her üyenin hem canını hem de mallarını birliğin tüm gücüyle koruyacak ve savunacak ve diğerleriyle birleşerek aslında bireyin sadece kendisine itaat ettiği ve eskisi kadar özgür kaldığı bir birlik bulun. Ona göre bu toplumsal sözleşmenin cevap teşkil ettiği en temel sorundur. Çözüm toplum sözleşmesidir. Bu ifade 1. kitap 6. bölümdeki bu ünlü ifade dikkate değer iki önemli kısmı içermektedir. Bana mı telefon? Bana olduğunu düşünmüyorum. İlk kısım. Bu ifadenin ilk kısmı sözleşmenin amacının müşterek güç ile her bir üyenin malını ve canını korumak ve savunmak olduğunu belirtmektedir. Şimdiye kadar bu noktada biraz düşünelim. Bu Locke'un ve hatta Hobbes'un toplumun amacının yaşam, özgürlük, mülkiyet ve mülkiyetin güvenliğini sağlamak olduğu iddialarıyla tam anlamıyla paralel görünmektedir. Ancak Rousseau bu Locke'cu ve liberal ifadeye de diyebiliriz. İkinci, hatta daha farklı olarak Rousseau'cu bir boyut eklemiştir. Rousseau'ya göre sözleşme sadece karşılıklı korunma ya da yaşamın ve mülkiyetin korunmasını değil, ancak aynı zamanda insanların bir araya geldikten sonra da kendilerine uyarak eskisi kadar özgür olmasını garanti altına almalıdır. Ancak bu nasıl mümkün olabilir? Bunu bilmek isteriz, öyle değil mi? Toplum sözleşmesinin kendi özü zaten barışı ve güvenliği sağlamak adına doğal özgürlüğümüzün bir kısmından vazgeçmek değil midir? Herkes kendi kurallarına uyarsa ya da hepimiz kendi kurallarımıza uyarsak, Rousseau'nun iddia ettiği gibi nasıl eskisi kadar özgür kalabiliriz? Birçok bakımdan bu Rousseau'nun sözleşmesinin kendisine çözüm olduğu paradoks ya da en temel sorundur. Rousseau şöyle bir cevap sunmuştur. Doğru bir şekilde anlaşıldığında tüm bu ifadeler tek bir ifadeye indirgenebilir. Yani bu her bir üyenin tüm haklarıyla beraber tüm topluma yabancılaşmasıdır. Her bir üyenin tüm haklarıyla tüm topluma toptan yabancılaşması. Söz konusu toptan yabancılaşma ve tüm toplum burada merkezi önemlidir. Şöyle ki ilk olarak anlaşmanın koşullarının herkes için eşit olmasını sağlayabilmek adına tüm bireyler kendilerini tamamıyla toplum sözleşmesine teslim etmelidir. Deyim yerinde ise yabancılaşma ifadesi Rousseau'nun sözleşmesinin koşullarının herkes için eşit olmasını sağlamanın yoludur. İkinci olarak kendimizi yabancılaştırdığımızda bunun tüm topluluğa yapılmasının önemli olduğunu belirtir Rousseau. Çünkü sadece o zaman birey özel bir iradeye
veya herhangi bir özel birliğe veya başka bir kimseye değil ama genel iradeye, tüm topluluğun iradesine tabi olur. Rusya'ya göre tek meşru egemen olan genel iradenin temeli toplum sözleşmesidir. Asıl egemen krallar, parlamentolar, temsili meclisler ya da başkanlar değil, tüm topluluğun genel iradesidir ki bu yaklaşım ünlü halkın egemenliği ya da popüler egemenlik doktrininin ta kendisidir. Rousseau, herkes bu iradeyi oluşturmak amacıyla birleştiği için kendimizi tamamıyla ona bıraktığımız zaman kendimize uymaktan başka bir şey yapmadığımızı savunur. Daha açık bir şekilde ifade edecek olursak, egemen sözleşme tarafından ortaya çıkarılan üçüncü bir kişi değildir. Bunun yerine kolektif hareket eden toplumun tamamıdır. Şimdi burada bir şeylerin ciddi anlamda hatalı olduğunu ileri sürebilirsiniz. Yani insanların doğa durumunda ya da sözleşme öncesi durumda sadece kendi yaşamları, varlıkları ve mülkiyetleri ile meşgul oldukları oldukça bireysel bir takım öncüller setinden Rousseau bizi kişilerin tüm varlığını topluluğun iradesine terk edeceği oldukça katı ve kolektivist bir sonuca götürüyor gözükmektedir. Peki bu durum bizi nasıl eskisi kadar özgür kılabilir? Nasıl sadece kendimize uyar ve eskisi kadar özgür kalırız? Sorun buymuş gibi görünmekte. Rousseau'nun genel irade formülasyonu bir özgürlük reçetesi ya da formülü müdür? Yoksa daha sonra Tocqueville tarafından analiz edilen ve ileride işleyecek olduğumuz gibi bir tür çoğunluğun tiranlığı reçetesi midir? Rousseau paradoksal olarak bu toptan yabancılaşma ile özgür kalabileceğimizi söylemeye çalışmıştır. Peki neden? Neden? Çünkü kimsenin başka bir kimsenin iradesine ya da isteğine bağımlı olmadığını ileri sürmek istemektedir. Halk kendi iradesiyle yeni bir tür egemen olarak genel iradeyi inşa etmiştir. Genel irade basitçe bireylerin iradelerinin toplamı olmayıp daha çok genel çıkar ya da Kant'ın formülasyonu ile ifade edersek rasyonel irade bir toplumun rasyonel iradesidir. Sonuç olarak hepimiz bu genel iradenin şekillenmesine katkıda bulunduğumuz için onun kurallarına uyduğumuzda kendi kurallarımıza uymuş olmaktan öte bir şey yapmadığımızı söylemek ister. Rousseau kazandığımız bu yeni tür özgürlüğü genel irade altında tasvir eder. Bazı açılardan bunun insan doğasının kendisinde radikal bir dönüşme yol açacağını söylemek ister. Genel irade altında vatandaş özgürlüğü doğa durumundaki özgürlükle aynı şey değildir. Yani istediğimiz ya da gücümüzün el verdiği her şeyi yapabilme özgürlüğü değildir. Ancak Rousseau'nun ahlaki özgürlük olarak adlandırdığı, kanunun buyurduğunu yapma özgürlüğü olarak yeni bir tür özgürlüktür. Doğa durumundan sivil topluma geçiş. Doğa durumundan sivil topluma geçiş, insanda kayda değer bir değişiklik yaratmaktadır diye yazmıştır. Bu dönüşüm insanın davranışında içgüdünün yerine adaleti koymakta ve böylece ona daha önce noksan olan ahlaki bir niteliği eklemektedir. Rousseau ifadesine şöyle devam etmiştir. İnsanın toplum sözleşmesi ile kaybettiği şey doğal özgürlüğü ve onu yoldan çıkaran ve elde edebileceği her şeye karşı dinmek bilmeyen bir hak iddiasıdır. Kazandığı şey ise sivil özgürlük ve sahip olduklarına uygun bir şekilde sahip olmaktır. Ancak ve burada benim düşünceme göre kritik argüman ya da kritik ifade şöyle yazmış. Önceki kazanımlarına yani sivil özgürlük, ahlaki özgürlüğün kazanımının eklenmesi kişiyi kendisinin efendisi yapan şeydir. Sadece arzu ile hareket etmek köleliktir. Fakat kanunlara sadık kalarak hareket etmek özgürlüktür. Bu çok anlamlı bir ifadedir. Kişinin kendi koyduğu kanunlara bağlı olmak özgürlüktür. Bu ancak ve ancak toplum sözleşmesi tarafından oluşturulabilen ahlaki özgürlüktür ve bu ifadenin ahlaki ve siyasal yansımaları oldukça fazladır.
Bu birçok bakımdan Rousseau'nun erken modern öncülerinden dramatik bir şekilde ayrıldığı yerdir. Şunu bir düşünün. Hobbes ve Locke'a göre özgürlük kanun tarafından düzenlenmeyen insan eylemi alanıdır. Hobbes'un kanunun sessiz kaldığı yerde vatandaş her istediğini yapma özgürlüğüne sahiptir dediği Leviathan'ın 21. bölümünü hatırlayın. Yani özgürlük kanunun olmadığı yerde başlar. Ancak Rousseau'ya göre tam tersi, özgürlük kanunla birlikte başlar. Kanunun olmadığı yerde bir tür doğal özgürlüğümüz vardır. Ancak ahlaki özgürlüğümüz kendilerine tabi olduğumuz kanunların yapımına katılmamızla başlar. Bizler kanunlar koyduğumuz ve sonra da onlara uyduğumuz sürece özgürüzdür. Yani özgürlük kendi koyduğumuz kanunlarla uyum içerisinde eylemde bulunmak anlamına gelmektedir. Özgürlüğün ne anlama geldiği konusunda radikal olarak farklı bir bakış. Bu bakış farkı Hobbes ve Locke ile Rousseau arasındaki farkın altında yatar görünmektedir. Bu fark iki farklı özgürlük kavramsallaştırması arasındaki farktır. Söz konusu durumu sırasıyla liberal ve cumhuriyetçi ve hatta demokratik özgürlük anlayışı olarak ifade edebiliriz. Tabii cumhuriyetçilerin C'si küçük olacak şekilde. Liberallere göre Hobbes ve Locke geleneği çizgisinde özgürlük daima kanunların ve başkalarının karışamadığı mahrem bir alanı ifade etmiştir. Bu nedenle kamusal ve özel alan ayrımı liberaller için daima kutsal bir konumda ola gelmiştir. Çünkü liberallere göre sadece özel alanda devletin müdahale etmediği sivil toplum alanında kişi gerçek ve tam anlamda özgürdür. Ancak Rousseau'nun en güçlü modern savunucusu olduğu cumhuriyetçi özgürlük teorisine göre kamusal ve özel ayrımı özel bir bencillikten başka bir şey değildir. Asıl amaç aksine bireysel ve kamusal yararın birbiriyle çelişkide olmadığı, bireyin kendisini sosyal bütünlükten ayrı bir varlık olarak görmediği bir toplum yaratmaktır. Rousseau'ya göre bu, kendi toplumunun kurallarının oluşmasında aktif bir rol alan vatandaşların özgürlüğüdür. Rousseau'nun bunu söylemesindeki ya da yazıya dökmesindeki amacı, unutulmuş olan, uzun yüzyıllardır unutulmuş olan bir kavramı, vatandaşlık kavramını yeniden hayata döndürme çabası gibi görünmektedir. Ona göre vatandaşın ne demek olduğunu gerçekten bilen son halk Romalılardı. Yine 1. kitap 6. bölümde yer alan dipnotların birinde vatandaş kavramının modern bireyler için ne derecede unutulduğuna işaret etmiştir. Çoğu modern insan der, kasabayla şehri, burjuvayla vatandaşı birbirine karıştırmaktadır. Bunun üzerinde düşünün. Çoğu kişi burjuva ile vatandaşı birbirine karıştırmaktadır. Modern dünya gerçek vatandaşın neredeyse hiçbir örneğini sunmamaktadır. Bu nedenle Rousseau için vatandaşlık modellerini bulmak üzere antiklere, Roma ve Sparta'ya dönmek zorunludur. Sadece bu toplumlarda fedakarlık ve kendini genelin iyisine adamak gibi vatandaşlık kavramının üzerine kurulu olduğu bir tür vatanseverlik ruhuna rastlamak mümkündür. Rousseau'nun gerçek vatandaşa ilişkin en akılda kalan örneğini alacak olursam bu örneği hepinizin fırsat bulup okumasını tavsiye ettiğim Emil kitabının giriş sayfalarında kullanır. O da bu örneği Romalı yazar Plutark'tan alır. Burada Emil'i okumuş olan bir kimse için unutulmaz bir hikaye anlatmıştır. Spartalı bir kadın, 5 oğlu da orduda olan Spartalı bir kadın savaştan haber beklemektedir. 5 oğlu var ve savaştan haber bekliyor. Bir köle çekinerek yanına gelir ve kadın savaşı sorar. Köle de cevap verir. 5 oğlunuz da öldürüldü der. Kadın cevap verir. Rezil köle, ben sana bunu mu sordum? Köle cevap verir. Savaşı biz kazandık. Kadın tapınağa gider ve hemen Tanrı'ya şükreder. Burada Rousseau'nun antik vatandaşını görebiliriz. Bu örnek hem korkunç hem de çok yüce. Tam da Rousseau'nun olmasını hedeflediği gibi, hedeflediği yönde.
Söz konusu örnek, gerçek vatandaşın nasıl olması gerektiğine dair bir örnektir. Buradaki soru, bu olasılığı düşünürseniz eğer, vatandaş özgürlüğü fikrinin, kendi koyduğu kanunlar altında yaşama fikrinin, yani kanun bağlamında özgürlüğün sadece kendi faydası peşinde koşan insanlarınkinden daha yüksek bir asalete yol açıp açmayacağıdır. Rousseau daha yüksek bir asalete yönelterek siyaseti onurlandırmak istemiştir. Ancak bu bir tür despotizm, kanun despotizmi, genel iradeye uyma despotizmi ile sonuçlanabilir mi? Tabii Rousseau'yu bu şekilde okumanın ardında onun ünlü ya da kötü şöhretli ifadesi, yani genel iradenin özgürlüğün tek kaynağı olmakla kalmayıp ona uymayanların, uymayı reddedenlerin özgür olmaya zorlanabileceği yönündeki ifadesi yatmaktadır. Genel iradeye uymayanlar ona uymaya ve özgür olmaya zorlanabilirler. Hatırlayacak olursanız bu özgürlük anlayışı liberal geleneğin özgürlük anlayışının tam tersidir. Tekrardan hafifçe paradoksal bir şekilde güçlü bir formülasyonla Hobbes tarafından ifade edilmiş bir görüş. Birkaç hafta önce Hobbes'tan okumuş olduğum Rousseau'nun özgürlük anlayışına tam anlamıyla zıtlık teşkil eden bir kısmı tekrar okumak istiyorum. Tekrardan Leviathan'ın 21. bölümünde Hobbes şöyle yazmıştır. Atinalılar ve Romalılar özgürdüler. Yani onlar özgür, bağımsız devletlerdi. Hiç kimse kendi temsilcilerine direnme özgürlüğüne sahip değildi. Ancak kendi temsilcileri diğer insanlara direnme ya da onları işgal etme özgürlüğüne sahiptiler. Hobbes açıkça antik özgürlüğün bireyin değil, kolektivitenin özgürlüğü olduğunu ifade eder. Otoritelerin diğer halklara direnme ya da onları işgal etme özgürlüğü. Lucca şehrinin kulesinde büyük harflerle Libertas yazılı demiştik, hatırladınız mı? Ve şöyle devam etmişti. Hiç kimse bir kişinin orada devlete, Konstantinopol'da olduğundan daha az hizmet borcu olduğunu iddia edemez. Bu şu anlama gelmektedir. Hobbes'a göre özgürlük hizmetten muaf olmaktır. Bu nedenle de Cumhuriyet şehri Lucca'da her ne kadar Libertas yazıyor olsa da insanlar Konstantinopol'dakinden daha özgür değildirler. Böylelikle Rousseau'dan neredeyse bir yüzyıl önce onun özgürlük anlayışına güçlü bir alternatif özgürlük anlayışı sunulmuş gibi görünmektedir. Hobbes'un savı tıpkı Rousseau'nunki gibi aşırı bir savdır. Ve her ikisinin görüşlerini güçlü yapan şey budur. Hobbes'un özgürlük anlayışı hizmetten muafiyeti gerektirirken Rousseau'nun özgürlük anlayışı hizmet etmeyi gerektirir. Bizim özgürlüğümüz kanunların başladığı yerde başlar. Bu iki son derece farklı fikrin temelinde kanun yapma sürecinde siyasal katılımın rolüne ilişkin farklı iki bakış yatmaktadır. Rousseau'ya göre kanun ancak herkes onun oluşum sürecine katkı sağladıysa meşrudur. Bu demek değildir ki çıktılar üzerinde hepimiz hemfikir olacağız. Sadece oluşum sürecinde bizim bir payımızın, sesimizin olması yeterlidir. Diğer taraftan Hobbes'a, Locke'a ve ayrıca federalist yazarlara göre de vatandaşın kanun yapımına doğrudan katılımı tali ya da ikincil bir iyidir. Yasama seçilmişler yani halkın temsilcileri tarafından yapılmalıdır. Bu federalistlerin modern siyaset bilimindeki en büyük ilerleme olarak gördükleri şeydir. Yani temsil doktrini. Federalist yazarların yanı sıra Locke, Hobbes ve kısacası o gelenek içerisindeki herkes için kanunların genel iradenin doğrudan ifadesi olmasından çok daha önemli olan şey, kanunların herkese bilinmesi ve tarafsız yargıçlar tarafından uygulanmasıdır. Tekrardan liberal kanun algısının altında yatan şey halkın kolektif egemenliğine ya da kolektif akla yönelik bir güvensizliktir. Tüm herkesi kamusal meselelerde karar vermeye çağırmak birçok bakımdan zahmetli ve tehlikeli bir mekanizmadır. Bu geleneğe göre bunu temsilcilere bırakmak daha iyidir. Rousseau için bu kabul edilemezdir.
Bu noktada Russo için insan doğası konusunda bir takım kahramanvari ve akılcı olmayan varsayımlarda bulunduğunu söylemek mümkündür. Neden sürekli ya da sık sık bir araya gelip kamu meseleleri üzerine tartışıp karara varmaya çalışalım ki? Biliyoruz ki birçok insanı oy kullanmaya bile çıkarmak yeterince zordur. Bu nedenle mesela kolejin spor salonuna halter alıp almamak için neden sonsuz bir tartışmaya girelim ki? Belki de insanlar sadece yalnız bırakılmak istiyordur. Olamaz mı? Bu nedenle Russo, evet tekrar edecek olursak, insan doğasına yönelik ya da tartışma kapasitemize yönelik makul olmayan bir varsayımda bulunuyormuş gibi görünmektedir. Ancak Russo size aslında idealist olmadığını söyleyecektir. İnsanları oldukları gibi alarak insan doğası konusundaki varsayımlarını oluşturduğunu söyler. Eğer herkes yasama sürecine katılmazsa birilerinin kendi özel çıkarlarını ya da ticari çıkarlarını ya da aracı bir takım grupların çıkarlarını genelin çıkarıymış gibi kabul ettirmediklerinden emin olmanın imkansız olduğunu söyler. Kendinizi başkalarının iradesine bağımlı ya da onun kölesi durumunda bulacaksınızdır. Russo'nun önem verdiği şey bir hizbe, bir çıkara, bugün bizim çıkar grubu dediğimiz şeye bağımlılıktan özgür olmaktır. Bir bakıma Russo'nun vurgusu fedakarlığımıza değil, aksine bencilliğimizedir. Özgürlüğümüzü korumak ve başkalarının üzerimizde hakimiyet kurmak isteklerine direnmek doğrultusundaki isteğimiz. Özel ya da bencil isteğimiz. Şimdiye kadar bunların hepsi birçok açıdan son derece soyut şeylerdir ve Russo kasıtlı bir şekilde genel irade konusundaki planını son derece soyut ve yarı teknik bir dille ifade etmiştir. Özellikle 3. kitapta Russo genel iradenin nasıl uygulanacağı sorusuna yönelmiştir. Nasıl uygulanır? Burada Russo genel iradenin ya da bir genel iradenin hangi koşullarda ortaya çıkacağına dair sosyolojik ve diğer açılardan son derece spesifiktir. İlk olarak genel irade antik cumhuriyetler ölçeğindeki küçük devletlerde uygulanabilecektir. Bir yerde, sosyal sözleşmede önemli bir yerde, bugün sadece Korsika adasında genel irade uygulanabilirdir demiştir. Bugün anladığımız şekliyle modern ulus devlet bu anlamda genel iradenin uygulanması için son derece büyük ve yaygındır. Bu tarz bir devlet, bu tarz büyük devletler zenginlik, statü, mülkiyet gibi konularda büyük sosyal eşitsizliklere sahne olacaklardır ve bu eşitsizliklerle genel irade diye bir şey söz konusu olamayacaktır. Sonuç olarak ya da ek olarak genel iradenin hakim olduğu bir devlet, ticaret ya da lüks gibi sonuçları eşitsizliğe, tekrardan büyük ölçekli eşitsizliğe yol açacak olan eğilimlerden kaçınacaktır. Russo'nun ideal şehri bir tür tarım demokrasisi ya da ufak çapta bir tarım toplumu gibi görünmektedir. Ancak aynı zamanda Russo'nun genel irade konusundaki gerekliliklerine cevap verebilecek olan tek yolun doğrudan demokrasi olduğu izlenimi alabiliriz. Fakat durumun pek de böyle olmadığını da fark ederiz. İlgiyle okuyacağınızı ümit ettiğim 3. kitapta yönetim biçimlerinin yer şekillerine ve iklimlere göre alacağı şekil konusunda son derece şaşırtıcı bir şekilde esneklik göstermektedir. Demokrasiyle ilgili olan bölümde şöyle bir şey yazmıştır. Tanrılardan oluşan bir halk olsaydı bu halk kendini demokrasiyle yönetirdi der ve şöyle devam eder. Böylesine mükemmel bir yönetim biçimi insanlara uygun değildir. Böylelikle Russo'nun doğrudan demokrasinin olabilirliği, tekrar ediyorum bu cümleyi. Böylelikle Russo doğrudan demokrasinin olabilirliğine şüpheyle yaklaşmıştır. O demokrasiden halkın yalnızca yasamada ya da kanunların oluşmasında değil, bu kanunların uygulanmasında, yürütülmesinde de aktif rol aldığı bir sistemi anlamaktadır. Bu tarz bir demokrasiye oldukça şüpheci yaklaşmıştır. Tekrar etmek gerekirse demokrasiler çok ama çok özel durumlarda mümkündür. Aksi durumlarda daha muhtemel ve daha çok istenen rejimler aristokrasi, monarşi ve hatta
karma yönetim tipleridir. Locke'da bulunabilecek olan aynı nedenlerden dolayı Rousseau'da güçler ayrılığı konusunda ısrarcıdır. Kanun yapan kişiler onu yürütmek ya da uygulatmakla sorumlu tutulmamalıdırlar ya da sorumlu olmamalıdırlar. Kitabın bu bölümünde Rousseau, ismini vermediği ancak ünlü bir yazar olduğunu ima ettiği isimsiz bir rakip ile diyalogta gibidir. Bu yazar tabii ki kanunların ruhunun yazarı Montesquieu'dur. Kitap 1755'te yayınlanmıştır ve Montesquieu farklı iklim, farklı coğrafya ve farklı koşulların kendilerine uygun farklı yönetim biçimlerinin olması gerektiği iddiası ile ünlüdür. Üçüncü kitapta Rousseau birçok açıdan neredeyse Rousseau'cu olmayan bir sağduyu, ılımlılık, esneklik vurgusu yapıyor görünmektedir. Bu durum egemenin mutlak dokunulmazlığına vurgu yapan ilk iki kitabıyla tezat teşkil eder gibidir. Rousseau için en önemli olan şey, her ne tür bir rejim veya devlet olursa olsun yasama gücünün daima kolektif olarak halkın elinde olmasıdır. Bu nedenle 3. kitabın çok güçlü bir bölümü olan 15. bölümde Rousseau temsili hükümetin meşruiyetini tamamıyla reddetmiştir. Bu bölüm veya bu kısım sadece Locke'un temsil teorisinin değil federalistlerin temsil teorisine destek vermesinden 20 yıl önce reddiyesi niteliğindedir. Egemenlik der, asla devredilemez. Egemenlik asla temsil edilemez, sadece ifade edilebilir. Genel irade asla başkasına devredilemez. Eğer bunu yaparsanız, kanun yapma hakkını başkasına devredersiniz. Şunu söylemek istemektedir, tiranlığa giden yolda ilk adımınızı atmış olursunuz. Çünkü bir başkasına ya da bir başka gruba sizin üzerinizde kanun koyma yetkisini vermiş olursunuz. Kanun yapma erki ancak halkın kendisi tarafından meşru bir şekilde sahiplenilir. Ümit ederim tartışma saatinizde Rousseau'nun yasa koyucu tarifi ile ilgili olarak tartışacağınız bir takım şeyleri atlıyorum. Rousseau'ya göre yasa koyucu, rejimin başlangıcında genel iradeyi şekillendiren, ona belli bir yön veren olağanüstü kişiliktir. Amaçlarımız doğrultusunda 4. kitabın son bölümü olan 8. bölümde geçen sivil teoloji üzerine olan oldukça ilginç tartışmayı da Rousseau'nun dinin genel iradeye sevgi ve bağlılığı sağlamak için kullanılabileceğini iddia ettiği tema olan sivil teolojiyi de geçeceğim. Ama söylemek gerekiyor ki Cenevre'de ve diğer yerlerde kitaplarının yasaklanıp yakılmasına neden olan güçlü Hristiyanlık eleştirisinin yapıldığı yer bu bölümdü. Şu an bunların tamamını atlayıp Rousseau'nun miraslarına bakmak istiyorum. Rousseau'nun mirasları. Bunu kasıtlı bir şekilde çoğul kullanıyorum. Çünkü modern hayatta siyasal, kültürel, entelektüel ve ahlaki olmak üzere hemen hiçbir alanda Jean-Jacques Rousseau'nun damgasının veya izinin olmadığı yer yoktur. Rousseau'nun kanun koyucu tasviri, yani bir halk yaratan bir tür siyasal kurucu tasviri, birçok kimse için Fransız devrimi ve devrimcilerin Fransa'da yeni bir ulus, yeni bir halk ve yeni bir egemen yaratma iddialarıyla yakından ilgilidir. Meşhur devrimci Robespierre'in 1791'de Rousseau'ya yazdığı metiyesindeki şu ünlü sözlere bir bakalım. Kutsal adam, Robespierre bunu söylüyor. Kutsal adam, sen bana kendimi tanımayı öğrettin. Ben daha gençken bana kendi doğamın onurunu takdir etmemi öğrettin. Ve toplumsal düzenin yüce ilkeleri üzerine düşünmemi sağladın. Eski bina yıkılıyor ve kalıntıları üzerinde yenisinin sütunları inşa ediliyor. Ve senin sayende benim de bu duvarda bir taşım oluyor. Saygımı kabul et. Ne kadar zayıf olsa da seni memnun etmesini istiyorum. Önümüze açılan bu eşsiz devrim yolunda senin saygın ayak izlerinden gitmeyi yeğliyorum. Ve senin eserine ve etkine sonsuza kadar sadık kalıyorum. İnsanlar size Rousseau'nun eserlerinin Fransız devriminde hiçbir etkisinin olmadığını söyleyebilirler.
Bunu da Fransız devriminin kıtlık ve ekonomik sorunlar yüzünden çıktığı fikrine dayandırabilirler. Tam bir saçmalık. Rousseau'nun eserleri yeni bir ulus ve yeni bir halk yaratma konusunda bu güçlü etkiye sahiptir. Her ne kadar pratikte uygulanamaz ya da ütopik olarak görülmüş olsa da Rousseau döneminin siyasetinde oldukça etkili olmuştur. Rousseau yaşamı süresince Polonya ve Korsika anayasalarını yazma teklifi almıştır. Ve elbette bir nesil sonra Korsika'da doğan Napolyon Bonaparte, Rousseau'nun öğretilerini silah zoruyla Fransa'ya, hatta tüm Avrupa'ya silah zoruyla yaymaya, silah zoruyla tüm Avrupa'ya demokrasi getirmeye çalışmıştır. Bu size bugün yaşananlarla ilgili olarak tanıdık gelmiyor mu? Belki bizim de yeni bir tür Bonapartizmimiz vardır. Diğer taraftan Rousseau'nun temsili hükümete olan muhalefeti onu Amerikan anayasasıyla ihtilafa düşürse de eşitliğe, sadeliğe ve lükse şüpheci yaklaşan bir tür kırsal cumhuriyet fikrini yüceltmiş olması, Yeoman çiftçilerden oluşan bir ulus idealine sahip olan Jefferson'ın eserlerinde de yankı bulmuştur. Bu ideal Tocqueville'in New England kasabalarını överek tasvir etmesinde de kendisini göstermiştir. Tocqueville'in bu tasviri doğrudan onun Rousseau okumasına bağlıdır. Tocqueville'e göre gördüğü küçük ölçekli doğrudan demokrasi deneyi genel irade tarafından yönetilen bir tür siyasetin gerçek bir örneğiydi. Tocqueville'in Amerika'da demokrasisinin ilk bölümlerinde özellikle de New England'dan bahsettiği kısımları okuduğunuzda Tocqueville'in Amerika'ya Rousseau'nun gözlüğünden baktığını göreceksiniz. Rousseau'nun etkisini açık bir şekilde neredeyse tüm 19. yüzyıl yazarlarında görmek mümkündür. Örneğin Tolstoy, Rus köylü yaşantısını yüceltirken Rousseau'dan etkilenmiştir. Ve Rousseau, Tolstoy aracılığı ile Rus Yahudiler tarafından başlatılan ve Tolstoy'dan etkilenen İsrail Kibbutz hareketini etkilemiştir. Yani bir tür kendisini pekiştiren bir döngüden bahsedilebilir. Bu küçük, kırsal, sosyalist deneyimler Rousseau'nun insanlara mümkün olabileceğini düşlettiği eşitlik, kendi kendini yönetme ve genelin iyisine adanmışlık gibi idealleri sergilemektedir. Ancak Rousseau'nun etkisi sadece siyasetle sınırlı değildir. Eğer Robespierre'in iddia ettiği gibi kutsal bir adamsa, yine insanın haklarına ve onuruna saygıyı kendisinden öğrendiğini iddia eden Immanuel Kant'a da kutsal görünecektir. Bu Kant'ın söylediği bir şeydir. Rousseau'yu ahlak dünyasının Newton'u olarak adlandırmıştır. Kant'ın felsefesinin tamamı, umarım pratik aklın eleştirisini felsefe dersinde okuma fırsatı bulacaksınız. Kant'ın tüm ahlak felsefesi Rousseau etkisinin derinleşmiş ve radikalleşmiş bir türüdür. Rousseau'nun genel irade dediği şey Kant'ta rasyonel iradeye ve kategorik emperatife dönüşmüştür. Rousseau'nun mirasları arasında ölümünden sonra hem devrimin hem karşı devrimin, hem Roma tarzı cumhuriyetçiliğin hem romantizmin kahramanı olması da vardır. Ve eğer büyük Rousseau'cu Jane Austen'in sözlerini kullanacak olursam, Rousseau hem akıl hem de tutkunun savunucusu olmuştur. Doğaya tapan ve toplumun sağırlaştıran ve bozucu etkisinden şikayet eden Amerikan aşkıncılar, Emerson ve Thoreau gibi yazarlar, bütün bu insanlar Rousseau'nun doğrudan mirasçılarıdırlar. Rousseau'nun son eseri olan Yalnız Gezenin Düşleri, Walden Pond ve ondan sonra gelen ve kendisini takip ve taklit eden doğa yazarları da olmak üzere Amerikan klasiklerini etkilemiştir. Kişi toplumun gürültüsünden ve karmaşasından kaçarak ancak toplumu önceleyen şeye, varlık hissine, le sentiment de soi, yani varlığının tadına ve farkına varabilir. Yalnız gezen ile doğa arasında bir bütünlük vardır ve bu bütünlük yalnız gezeni insanlığın ya aşağısına ya da üstüne yerleştirmektedir. Rousseau'nun ilk örneğini sunduğu bu tarz bir kimse, yani yalnız gezen, bizim anlayacağımız manada bir filozof değildir. Bir sanatçı olması ihtimali daha yüksektir.
Yalnız gezen toplumda ayrıcalıklı bir yer talep edebilir. Çünkü böyle bir kişi kendisinin toplumun vicdanı olduğuna inanır. Ayrıcalık isteği, rasyonellik ve zekadan ziyade yüksek ahlaki duyarlılığa dayanmaktadır. Bu tür radikal bireycilik, yani toplumun çıkarlarından kendini radikal bir şekilde soyutlamak, belki de Rousseau'nun bugün bize bıraktığı en derin ve devamlı mirasıdır. Bu not üzerine sonlandırıp sizi Şükran Günü tatiline yollayalım. Umarım yiyecek bolca hindi bulup iyice dinlenmiş olarak geri gelirsiniz. Çok ama çok önemli. Umarım kuzeyimizdeki şeytan imparatorluğunu da yenerek geri dönmüş oluruz. Çok teşekkür ederim.